Hanımefendiler, beyefendiler, 50 bin lira ödülü ve birbirinden özel lezzetleriyle Zuhal Topal'la yemekteyiz de yeni hafta yepyeni yarışmacılarla başlıyor. Gününde geleneksel lezzetlerde iddialı İzmirli yarışmacımız Serkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsınız? İyiyiz. Ve haftanın ilk günü yarışmacısı... Serkan. Serkancığım, ya daha ilk dakikadan yılanlı mesaj da başladık, hayırdır? Biliyorsunuz ki Tanrı bazı insanları cezalandırmak için ikizler burcu yolluyormuş. O ikizler burcu benim. Bu hafta buraya yılanlık yapmaya geldim. Eyvah eyvah. Yılan kızlarımı da getirin, Melisa bunlar. Melisa benim seyki. Serkancığım, kimlerle geldin? Valla zengin arkadaşlarımla geldi. Biliyorsunuz ki düşmanların fakiriyle de bu şey olunmuyor. O yüzden ben zengin insanlara takılmayı tercih ettim. Bugün en yakın dostlarımı getirdim buraya sizlere. Berna. Berna. Tuğba. Merhaba. Kızlar hoş geldiniz. Seninle tanıştırmaya getirdim. Teşekkürler. Valla hepiniz çok şıksınız. Teşekkür o senin ederim. Güzelliği. Berna'cığım, ne iş yapıyorsun? Ben ev hanımıyım. Şey dermiş, koca parasıyla. Evliyim. 5 yaşında bir oğlum var. Aa, ciddi misin ya? Sanki o doğurmamış, biz doğurmuş gibiyiz, baksana. Sorma sahi, fiziğini nasıl korudun? Sağlıklı yaşam. Parayla. Parayla her şey oluyor. Tuğba'cığım, sen neler yapıyorsun? Ben de bir şirkette haklı ilişkiler müdürü olarak çalışıyorum. Öyle. Vallahi iki güzel ve başarılı kızı alıp gelmişsin. Peki sen neler yapıyorsun Serkan'cığım? İsmim Serkan, 28 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Aslında Karşıyakalıyım, İzmirliyim yani. Normalde çalışıyorum, iş güç, spor bir şekilde. Koşturuyoruz, hayat mücadelesi biliyorsunuz. Devam ediyoruz bu şekilde. Devam ediyorsun da bir mesleğin vardır herhalde. Mesleğim halkla ilişkiler. Yalnız Serkan'cığım, şu yılan olayı beni bile korkuttu vallahi şimdiden. Serkan'cığım, biliyorsun birbirinden iddialı ve zorlu yarışmacılar geliyor. Hepsiyle baş edebilecek misin? Bütün hepsi gelsin. Uzamana kadar çıkanlarla hepsi gelsin. Sorun yok bizim için, biliyorsunuz. Kızlar, Serkan nasıl biri? Eğlenceli, hareketli, hamarat. Aynı şekilde tanımlayabilirim ben de. Peki ya yemekleri? Efsane. Yemeklerini yemişsinizdir herhalde. Tabii ki de. Her zaman. Yemeğim de zaten. Düzenli olarak. Sadece yemekleri mi? Lan, ona sorun. Başka ne yapıyor kız, anlatın biraz. Bir de bir dansı oynaması var. Rumtak. İnanılmaz. Tak. Aa, çok mu iyi dans ediyorsun? Yok canım, estağfurullah, normal herhalde yani. Bilmiyorum. Vallahi şu dansını görmek isteriz. Umarım yemeklerin de dansın kadar iyidir Serkan'cığım. Sen kendini yorma. Gerisi bende. Diyosso. Vallahi menünü çok merak ediyorum. Hadi bana menünü say. Menümü sayıyorum sizlere. Lebeniye çorbası. Pardon? Lebeniye. Ciddi misin? Evet. Sever misin? Yapabilecek misin gerçekten? Tabii ki de. Nohutları kendim açlayacağım. Der misin? Hayır. Öyle mi? Tabii ki haşlamayacaksın değil mi? Ya ben hazır alacağım. Vaktim kalırsa haşlarım tabii canım ama yani size her şeyin en güzeli layık. Arkasından? Kuru patlıcan dolması, salatalık ve havuç ştarator, biber borani, narlı peynir topları. Ana menü olarak da kremalı soğanlı antrikot, meyhane pilavı, soya filizli ve roka salatası. Soya filizli roka salatası. Tatlı olarak da muska tatlısı, cevizli. Bravo! Ya bu yemeklerin hepsini yetiştirebilecek misin? Aa, aşk olsun. Söyleyesiniz de. Yetiştirir. O daha neler neler yapar. Kızlar, son olarak ne zaman Serkan'ın yemeğini yediniz? Dün dermiş. Bütün özel günlerde o bize gelir. Ben sizin ve şey yapamadım. Onlar ben onların her şeyi. Onlar benim canım yani arkadaşlarım. Bir yemek aynen alana kadar o 9 yemek çıkıyor. Estağfurullah, onlar da kendisi tabii şeyler. Tamam. Berna'cığım, ev hanımı olarak sen de yemek yapıyorsundur herhalde. Ben ev hanımıyım. O zengin olduğu için yapıyorum. Yapıyorum. Çok yapmıyor. Yani çok anlamıyorum ama internetten tariflere bakarak bazı... Kız 5 yıllık evlisin, evde yemek yapmıyor musun? Yapıyorum tabii ki de. Peki ya sen Tuğba? Ben de anlıyorum. O çok üşengeç. Ama tek onu yapmasını tercih ediyorum ben. O yapsın, ben iyiyim. Bunların hepsini mutfakta detaylı konuşuruz artık. Evet. Tabii. Serkan'cığım, markete gitmeden üstünü değiştirecek misin? Hayır. O zaman markete gidelim mi? Gidelim. Kızlar, şans dileyin çünkü biz markete gidiyoruz. Arkadaşlar, olsan, öptük mü? Niye? Öpüşüyoruz ama. Ben kaçar, Behlül kaçıyor. Hadi bak. Peşindeyim Serkan, koş.
50 bin lirayı hak eden bir menü olduğunu düşünmüyorum. Benim menüm bu menüden daha iddialı. Her ne kadar menü kalabalık gibi görünse de çok basit şeylerin bir araya geldiği bir menü. O yüzden kendime çok bu menüyü rakip olarak görmüyorum açıkçası. Ya ilk gün tabii ki stresli olduğu için hani o yüzden kolaya kaçmıştır diye düşünüyorum. Ancak bu kadar kolay bir menüyü çıkaramazsa o zaman yani orada mazeret kabul etmeyiz diye düşünüyorum. Evet, menümüzde gördüğümüz gibi yoğurt, peynir, kaymak. Ya arkadaşa şuradan sadece şunu söylüyorum. Güle güle sana. Annenle birlikte annene çok çok selamlar. Mandıra da ineklerini sağmaya devam et çünkü yemekteyiz de bu menüyle imkansızsın canım. Haftanın ilk günü menünün biraz daha özentili olarak seçilmiş olması gerekiyordu. Menüyü ben çok basit buldum. Gerçekten programa yakışmadı. Yettim gürbüz. Markete hoş geldin. Neyle başlıyoruz Serkancığım? Bakıyorum, meyvelerle, sebzelerle başlıyorum. Serkancığım, saçına yorum yapan oluyor mu? Hangi konuda? Vallahi enteresan bir tarzı var. Nasıl desem, karizmatik. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsın amcacığım? Sağ ol Öpeyim amcacığım, gel amcacığım. Amca değil mi? Neden, ne diyeceğim sana amcacığım? Abi de. Amca dersen darılırım. Bak. Abi diyeyim, sevineceksin abi diyeceğim. Tabii abi diyeceksin. İsminiz neydi? İsmim Serkan, bana ama Seko derler böyle. Seko. Yakışmış. Evet. Oluyor. Ooo, inan gibi böyle hareket. Seko. Gibi yani. Çok zarif ve kibarsınız. Esra ya, şey değil yani de işte. Kendisinde acayip yılan hareketleri var. Şimdi bak, sen ne yapacağız biliyor musun? Bak, yap gel. Bakalım. Bak şimdi. O elini bırak ama sen de yani. O korktu mu uçaktan? Ben de bir neler gördüm, bir şey olmaz mı? Şimdi bak, gel ve dön, şöyle dön, tamam bak şimdi. Evet. Bu elini şu elinin altına koyuyoruz, tamam mı? Ama yüzünü kapatma bak, bana bunu öğrettiler. Düşmanlara karşı, hasetlere karşı. Bak şöyle. Yarışmacımız Ahmet abinin yardımıyla eksiklerini tamamlıyor birer birer. Bu arada neler aldın Serkancığım? Taze soğan aldım ben. Taze rokan var mı amcacığım? Tabii rokan. Hani nerede, ben görmüyorum. Amca deyince bir sefer... Abici, maydanoz lazım, buradan alıyorum ben. Verim, aslanı taze roka da verdim. Verdin mi? Hani bakayım. Bunları sizin besliyorsunuz. Evet, ben kendim yetiştiriyorum. Nerede? Hangi tarlada? Serkancığım, nasıl yarışmacılar bekliyorsun bugün? Vallahi geçen haftaki gibiyse eğer galiba enteresan arkadaşlar bekliyorum. Başka bir şey var mı? Amcacığım var ama aklıma gelmiyor. Yemekten anlamadığını anladığım anda o kişiyle sürekli tartışırım. Çünkü yemekten anlamayıp sadece yorum yapmak için yorum yapanlar da oluyor. Ben programı takip ediyorum aslında. Sosyal medyada takipçi artırmak için gelenler de oluyor. Başka amaçlarla gelenler de oluyor. Ama burası bir yemek yarışması. Yemek yarışmasını kazanma amacıyla gelen, lezzetli yemekler yapanlara benim puanım olacak. Serkancığım, süt alacaksan gelmişken şuradan al. Tabii alacağım hemen gel. Bugün çok üstüne gelirlerse aynı şekilde karşılık verecek misin? Bugün yapmam ben, çünkü İzmirliyim. Misafirperver olduğum için şey yaparım. Güzel karşılarım ama bugünden sonrasında Allah kurtarsın onları. Ne alacaktım ben, benim de... Ne arıyorsun? Aldım. Krem arıyorum ama göremiyorum. Kremalar şarküteri bölümünde. Oradan peynir de aldık mı? Kasap amca mı dedi? Kasap herkes amca niye bu amcaya takılıyor? Ben anlamadım. Gürbüz gel. Sen kaç yaşındaydın Serkancığım? Ben 28 yaşındayım. Ben de 25 yaşındayım. İstedilen galiba bu. Bütün market kendini şey genç hissediyor. Öyle bir şey olur mu ya? Kasap amca. Aşkım, senin de bir 35'in var maşallah. Hayır. Kaçsın? 40 de. Hayır. 42. Orta. 38. 37. 37. Niye yiyorsun kız sen? Bu taze ürün nereden geliyor? Doğal besleniyorum. Çiğ mi yiyorsun eti? Ne evet. Yapıyorsun? Güzel. Size yamyamlık da var herhalde. Onlar genç hissediyor herkes kendini. Şimdi şey diyeceğim amcacığım sana. Bana antrikot lazım. Bir çıkıyor. Bir 1650 falan böyle. 7 adet dilim olarak. 7 dilim. Evet. Biraz sert mi olsun? Biraz yumuşak mı olsun? Nasıl olsun? Orta olsun amcacığım. Ortası nereden bulacağım ben şimdi onu? Sertini, şeyini, yumuşağını bulayım, ortası mı var? Bak şimdi antrikotta sertlik vardır, yumuşaklık vardır. Anladım. Yağlı vardır, yumuşak yağsız vardır. Yağlı mı olsun? Yağlı. Şimdi sen hangisini tavsiye ediyorsun? Ne yapacağına bağlı. Şimdi sen bununla eğer sarma yapacaksan yağsız olur. Hayır. Sarma yapmayacaksan, mühürleme yapacaksan yağlı olur. Ben hep yapayım amcacığım, sen yağlı ver. Amca deme, amca deme. Abicim. Krema soğanlı antrikot yapacağım. Soya soslu falan böyle. Egeran, şimdi sen bize işin yok zaten. Gel yanılırız sen. Orada görürsün. Şimdi ben seni sana mı sayayım menüyü? Bu da bir saat ömrümü yedi de haşlanmış nohut kullanacağım diye. Bir gün biz sen yedin ömrümü be. Git artık şuradan. Yok mu? Hareketlere bak, hareketlere. Git artık. Yılan, seni şeytan. Git buradan kör şeytan. Git artık, yakamı bırak.
İyi gidiyorum. Bir daha da gelmem. Ha bu yağ neyse yeter abi. Tamam. Listesini kontrol eden yarışmacımız hızla kasaya ulaşıp ürünlerini kasadan geçirmeye başlıyor. Merhaba ablacığım. Merhaba, nasılsınız? Ne yapalım abla, bir ekmek parası koşturuyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ben de çalışıyorum. Ben de ekmek parasını. En güzeli. Ne? Yaş kaç abla? Yaşım? Niye sordun ki? Ay herkes genç burada, seni de sordum. Ay yok, ben yaş söylemem. Sen reşit misin? Evet. İyi madem, şükürler olsun. Siz kaç yaşındasınız? Ben reşitim. Hemen hemen aynı sayılırız. Ben sen hikayenin 22 yılı falan hissediyorsun. Bak, bu arada Duygu unuttuğum bir şeyi getirdi. Sen var ya, gel kızı öpeceğim seni. Bayram bayram olsun. Hadi güreşiyoruz. Hadi sen git buradan, git artık. Ay ne yapıyorsun, kafa git. Serkan'cığım, unuttuğun bir şey var mı? Yok. Her şeyimi aldım. Ne kadar? 1500 lira. Şöyle vereyim buyurun. Yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Görüşürüz ablam, öptüm. Bayram bayram olsun. Hadi görüp biz mutfağa koş. Tamam tamam. Bekliyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. Kızlar sınırı gibi yerleştirin, ben geliyorum. Tamam tamam. Hadi. Valla 2 dakikada hallettiniz işi. Sayenizde. Berna'cığım demek 5 yaşında oğlum var. Evet, benim 5 yaşında bir oğlum var. Tuğba'cığım ya sen? Bekarım, bekarlık sultanlık. Sence de öyle mi? Bence evlilik çok güzel bir konu. Ben de böyle mutluyum. Hadi itiraf et, bekarlık mı evlilik mi? Tabii ki de ben evlilik. Ben geldim. Hoş geldin. Arkadaşlarım, hayır, kurban olayım size. İyi ki varsınız siz. Siz olmasanız bu salatalıklar için güzel. Aşk olsun. Ben neyim burada? Gönül senin var ya, hakkın hiç ödenmez zaten. Haftaya güzel bir enerjiyle başlayalım mı? Başlayalım. Yalnız siz enerjiyi geçen haftada bıraktık. Enerji ve sinerji istemiyoruz lütfen. O zaman biz de sizden izin isteyelim. Hadi. Bol enerji verelim. Arkadaşı duvarda, ayak herkese olsun, karıcı duvarda olsun. İstediğinizi yapabilirsiniz. Başarılar aşkım. Görüşürüz kızlar. Kendinize iyi bakın. Serkan'cığım süreni başlatayım mı? Başlatma, ben masayı koyayım ona. Önce masayı mı kuracaksın? Evet, önce masayı kuracağım. Hazırsan süreni başlatıyorum. Hazır. 3, 2, 1 ve süren başladı. Gitti. Gel bakalım Serkan'cığım, masa örtüne yardım edeyim. İlk olarak masasını hazırlamakla işe başlayan yarışmacımız tabaklarını yerleştiriyor hemen masasına. Serkan'cığım yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Yani hep böyle boş bir anım olsun, katılayım diye düşünüyordum. Sonra ruhumu dinlendirmek istedim. Bir sürede çalışmıyorum. Dedim ki neden katılayım. Öyle karar verdim. Ben iyi de yaptım. Masa örtüsüyle uyumlu gri peçetelerini tabakların üzerine yerleştiriyor hemen yarışmacımız. Sen de masa düzeninden puan kıran yarışmacılardan mısın? Yani şimdi düzene de bağlı, hiçbir şey yapmamışsa tabii ki de kırarım. Ama yapmışsa, yine de bir emek varsa ortada, çok da kırmam. Ama tabii benden kırarlarsa ben de kırarım. Karşılıklı bunlar, biliyorsunuz. Özel katlanmış peçetelere çatal kaşıklarını da çift servis olarak yerleştiriyor yarışmacımız. Ben yarışmacının Güneydoğu Anadolu bölgesinden bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha çok yöresel yemekler kullanılmış. Araya sadece bir tek antrikot atılmış. O da zaten basit bir yemek olduğu için menüyü değiştirmek için koyulmuş. Diğerlerin hepsi Güneydoğu Anadolu bölgesine ait yemekler. Bu menüye baktığım zaman karşımızda yarışmacı olarak bir ev hanımı olabileceğini düşünüyorum. Yani bir aşçı olsaydı çok daha iddialı menülerle karşımıza gelebilirdi. Onun için ev hanımı olduğunu düşünüyorum. Zuhal Hanım, bu ne güzellik ya siz. Ay çok teşekkür ederim. Bu ne hoşluk. Serkan. Taş olmuşsunuz ya siz. Taş gibisiniz. Ay teşekkür ederim. Aa, pazartesi böyle karşılanmak. Merhaba, hoş geldin hoş Serkan. Hoş bulduk, nasılsınız? Ay iyi valla, seni sormalı diyeceğim ama gayet iyi görünüyorsun ben zaten. Ben sizden daha iyi olamam. Ay yok, daha sen de. Ölümü atırın. Enerji. Enerji. Bu hafta ikizler var. Ben ikizler burcuyum. Geldik, yılan yapmaya geldik buraya. Aa, yılan geldi. Enerjiler geçen hafta kaldı. Enerjiler sustuk ama ya. Ay o ne, kobra geldi. Ay Gürbüz. Zuhal Hanım. Neler oluyor? Neler olmuyor neler ki Zuhal Hanım? Neler yaşıyoruz ilk dakikada? Ah, dur. Dur. Şu eşofman takımına bak. Kaplanlarca. 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 Aa, kaplanlarca. Sus. Ay bu hafta çok güzel. Zoo. Adeta bir zoo. Başka neler? Vallahi bir madde neler çıkarırsınız? Yeşilliğin altında mı? Sen Şehirler olarak biz yeşiliyiz demiyoruz. Ay gollüm var. Herhalde. Ay hadi. Evet, nerede? Ne güzel başladık haftaya. Evet. Zuhal Hanım, biz sabahtan beri oynuyoruz bu arada. Sabahtan beri de oğlum, kaç dakika oldu daha zaten başladık? Vallahi bahçede başladık, hala devam ediyoruz Zuhal Hanım. Midemin yormayayım beş... seni, sen oynadıysan yormayayım. Ben sizin için her şeyi yaparım. Gerçekten. Siz arı değil, arı olayım, yılan değil, yılan olayım ben her şeyi olurum. Sokacaksın ama illa. Sokmalı, evet öyle. Ama yani şurada arı, yılan, akrep deyince burcu ne? İkizler.
Ama ikizler dengesiz olur derler. Ya terazi gibi değiliz en azından. Karakterliyiz, öyle değil. Siz terazi misiniz? Ölüm ısırın gelin. Terazi tövbe! Allah'ım terazi mi? Hayır, terazi kararsızdır. Ama her terazi değil kararsız, ama. Her terazi. Değil. Her terazi, hangi terazi? Hadi bakayım nereden? Bazı burçları mesela buradan. Böyle şey yapıyor. Ray. Çok yaşayanlar var mesela böyle burcu. Bir de burcunu bilmeyenler var bir de böyle. Yaşayanlar kendini değiştiriyor, düzeltiyor ama yaşamıyor. Benim burcunu özel bilmeyenler biraz dengesiz olur. Hadi neyse kıvırdı, güzel geçti. Valla Serkan dans ederken de çok iyi kıvırıyor. Görmeniz lazım. Sen artık burası ciddi bir müessese beyefendi. Buyurun işinize bu... Aa kaçma. Kolay gelsin diyoruz sevgili öpüyorum Serkan'a. Öpüyorum sizleri. Ve efendim ben hemen burada anonsumu geçeyim. Görevimi yerine getireyim, sunuculuğumu icra edeyim. Yeni bir hafta gıcır gıcır menüler, yepis yeni yarışmacılarla karşınızdayız efendim. Tam 50 bin TL için bakalım bu hafta kimler yarışacak ama ondan evvel hemen başvuru adreslerimizi hatırlatayım. Sizler de bizimle böyle eğlenmek, güzel vakit geçirmek ve de tam 50 bin TL kazanmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Yemekteyiz. Instagram hesabı veyahut tv8.com'a başvurularınızı yapıyorsunuz. Sen nasıl başvurduğun şey Serkan? Ben valla sizi gördüm dedim ki ben bu güzelliğin yanında olmalıyım. Çok teşekkür ederim. Hemen gelmeliyim. Ben de hemen sana yardım etmeliyim. Ne işle iştigal ediyorsun? Ben halkla ilişkiler müdürüyüm. Ah! Evet. Ne güzel. Aa çok güzel. Kim teşvik etti seni? Birisi teşvik etti beni mi? Beni çevrem çok teşvik etti. Güzel yemek yapıyorum güzel diye. Güzel yemek yapıyor musun? Yapıyorum. Peki evet. Sen basana diz. Hadi gelin birisi benimle gelsin. Ben senin menüne bakayım. Sen orada işine devam et. Merhaba Sergio. Aa narlar var. Narlar, nar, nar, nar. Hemen Serkan'ın menüsüne bakıyoruz. Lebeniye çorbası. Aa güzel. Bravo Serkan. Güzel bir başlangıç. Haftanın ilk yemeği. Aa ara yemek kuru patlıcan dolması. Sen. Sever misiniz? Aa bayılırım. Nerelisin Serkan? Ben İzmirliyim. Ah! Karşıyakalıyım daha doğrusu. Ah! Söyleyeyim. Eşim. Gerçekten İzmirli mi? Karşıyakalı. İzmir'e kucak dolusu sevgiler. Aman Allah'ım nereye geldi? Tabii kocam İzmirli. Güzel İzmir'imize sevgiler. Kafsin kaf 35,5. Evet. Evet ve geliyoruz salatalıklı. Salatalıklı havuç tarator. Aa havucun içine salatalık kaçacak. Narlı peynir topu güzel. Biber borani. Aa bunların hepsi arı yemek mi? Bunlar mini ordövr tabağı yapıyor. Aa harika. Aferin sana ama bayağı uğraştırıyor bunlar. Evet. Minik minik küçük küçük ama bakma. Güzel güzel güzel. Ve geliyoruz efendim haftanın ilk ana yemeğine. Kremalı soğanlı antrikot. Oh! Antrikot. Kremalı soğanlı antrikot. Evet. Aa güzel. Meyhane pilavı eşlik edecekmiş. Soya filizli roka salatası ve de cevizli kaymaklı muskata. Güzel menü. Uyumlu mu yani diyorsunuz? Bence uyumlu. Bence güzel. Tamam. Bence diyorsanız hoş. Olay bitmiş. Bak patlıcan dolması var. Yanında bir sürü ordövr tabağında çeşit var. Evet. Yani hiç kimse de basit demesin. O hiç kimseler kimler kimler acaba yeni yarışmacılar? Kimler yok ki Zuhal Hanım. Masa kurulmuş bu arada. Ah iyi masayı aradan çıkarttın iyi oldu Serkan. Evet. Evet. Bravo. Tepsini de al oradan. Aldım tepsi hemen. Tepsi de tepsi. Aa Şerafettin de bir günaydın. Ayşe'den. Ay ne kadar hazırsın. Ay bana bak sen bu tempoyla bu oynamayla gidersen valla yemek çıkmaz. Ay vallahi çıkmayacak zaten. Şerafettin. Aldım suyu kaçtım. Nasılsın? Aa Şero da burada. Evet yeni yarışmacılarımız kimler? Aa Gürbüz'üm nerede? Buradayım buradayım Zuhal Hanım. Ay Gürbü ay. Ay seni göremeyince bir an korktum. Korkmayın Zuhal Hanım. Vallahi bu haftada birbirinden ilginç yarışmacılarımız var Zuhal Hanım. Yarınki yarışmacımız Meral Hanım. Meral Hanım. Kendisi güzellik uzmanı Zuhal Hanım. Ah. Aslen Trabzonlu. 22 yıllık evli ve 4 tane kızı var. Yuh! 4 mü? 4 kız. Maşallah maşallah. Zuhal Hanım asıl ilginç olan yarışmaya katılacağını rüyasında görmüş. Aa bak rüyasında görmüş. Hayır olsun. Hayırlara vesile olsun. İnşallah güzel görmüştür. İnşallah inşallah. Evet ben zaten normal hayatımda da son derece bakımlı, kendine özen gösteren bir insanım. Ben bu yarışmada hiçbir yarışmacıyı tanımıyorum ama eğer ben buradaysam rakip tanımıyorum. Bu arada dolma için kuru patlıcanlar sıcak suda bekletiliyor. Zuhal Hanım, üçüncü gün yarışmacımız Ziya Bey. Ziya Bey. Ziya Kart. Kendisi 34 yaşında ve satış müdürü. Bir lastik firmasında çalışıyor. Aslında endüstri mühendisiymiş Zuhal Hanım. 15 ülke, işte yaklaşık 30'a yakın şehrini ziyaret ettim bu ülkelerin. Gittiğim ülkelerde de farklı lezzetleri tatmayı seven ve onları geldiğimde denemeyi seven birisiyim. Bana yemekleri beğendirmek gerçekten zor olacak. Çünkü ben bütün detaylarına dikkat eden, damak tadı olan da birisiyim. Bir eksik. Baharatında herhangi bir şeyinde varsa bunu çok rahatlıkla tespit edebilecek biriyim. Çünkü
Yemekleri en lezzetli yerinde yedim. Dolmanın iç harcı için pirinçlerin üzerine zeytinyağı ekleniyor. Dördüncü gün yarışmacımız Fatma Hanım. Kendisi sağlık personeli. Ah ne güzel. Mersinli ama kökeni Urfalı Zuhal Hanım. Oo iddialı. 9 yaşından beri mutfaktan çıkmıyormuş. Eyvah alarm alert alert. 9 yaşından beri mutfakta olan bir Urfalı hanım. Kork Serkan. Şimdi ben ameliyathane çalışanıyım. Sağlık çalışanıyım. Ya yani bizde en öncemiz hijyen, sterillik. O yüzden yarışmacı arkadaşlar benden korksun. Hijyene çok önem vereceğim. Bu hafta benden daha iddialı birinin çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü ben 9-10 yaşımdan beri mutfakla ilgiliyim. Çok seviyorum. Artık böyle şey gibi oldu. Değişik değişik lezzetler denemeyi seviyorum. O yüzden arkadaşlarımın ben rakip olacaklarını düşünmüyorum. Ve bir İzmirli daha var. Üstelik de İzmir'den geliyor. Hem de DJ. O DJ. DJ kim? Betül Hanım. DJ Betül. Ay sen İzmir'de mi yaşıyorsun? Ya ailem orada. Sen buradasın. Ben buradayım. İstanbul'da yalnız mı yaşıyorsun? Yalnız yaşıyorum. Gürbüz de burada yalnız yaşıyor. Bu arada Betül Hanım da eskiden sağlık memuruymuş Zuhal Hanım. Ne güzel. Ama şimdi tamamen DJ'lik yapıyormuş. DJ'imiz var bu hafta. Bir DJ'in var mı? Kopmadık mı? Bir de patavatsız ve pot kırma potansiyeli yüksekmiş Zuhal Hanım. Asla altta kalmam lafımı esirgemem demiş. Aynı tesadüf. Bir de ikizler var masada. Yandık bu hafta. Enerji. Oy enerji, bana enerji. Size ne acaba? Yandık. Şimdi ben bakımlı, genç, hani özenli bir kadınım ve sosyal hayatım çok geniş olduğu için insanlar bir de benim oyuncak bebeğe benzediğimi düşünüyorlar. Yapamaz diye düşünüyorlar. Ancak bana bu şekilde ön yargıyla gelirlerse benden çok büyük ters tepki alırlar. Beni bu şekilde görüntümle eleştirirlerse o zaman çok fena ters yaparım. Dolmanın iç harcı için sarımsak soyuluyor. 50.000 TL'yi kazanırsan ne yapacaksın? Nereye gidecek para Serkan? Japonya'ya gidecek galiba sanki. Niye? Bağışta mı bulunacak? Gezmeye gidecek. Ben de Japonya'ya bağışta bulunacak sen. Hayır yok canım. Bu sabah kuaförde bir video izledim. Şeyde dolaşırken Instagram'da. Rahmetli Barış Manço. Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli bir sanatçıydı. Evet ya. Çok şanslıyız ki çocukluğumuzda onu seyredebilme imkanımız oldu en azından. Japonya'da bir konsere çıkıyor. Evet. Ve 2023 yılından bahsediyor. 2023 yılında diyor, benim ülkemin diyor, Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağız diyor. Ve ben de diyor 80 yaşında olacağım ve inşallah buraya geleceğim, gene konser vereceğim. Bir Türk-Japonya kardeşliği için biliyorsunuz çok adımlar atmış bir, çok da seviliyordu Japonya'da. 80 yaşında olacağım diyor, Cumhuriyetimizin 100. yılında. Maalesef aramızda değil ama ruhu şad olsun. Evet, bu sene de Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız inşallah. O da bir yerlerden seyrediyordur ve umarım Allah nasip eder ve 100. yılımızı kutlarız bu sene. Buradan da Barış Manço'yu anmış olalım. O saçlarına aklar neden düştü? Dert eder yılanlardan. Yer yılan. Yılan çok değil mi? Her yer. Bahçede var, yeşillik yer, dikkat et. Gördüm görmem mi? Aslında saçı açılıyor Zuhal Hanım. Saçı uzun ama tokayla toplamış Zuhal Hanım. Toka mı var orada? Daha mı uzun evet, saçı? Evet saçım uzun şöyle, kıvırcık saçım. Dur, ilerleyen günlerde görebilir miyiz? Valla içinden yılan da çıkabilir, haberiniz olsun. Çıkmasın, meclisa mısın sen ayol? Bir şey söyleyeceğim. Böyle saçı değişik modellerde gelenler var, şapkayla gelenler var. Misal geçen hafta da şapkalı yarışmacımız Can birinci oldu. Şapkalarca her gün bir şapkayla geldi. Şapkadan sen de artık tavşan mı çıkarırsın? Ne çıkarırsın bilmiyorum. Vallahi bir şeyler çıkaracağım artık. Hadi güzel biliyorum. Bir şeyler çıkar. Hadi güzel bakalım. Bir açılış yapalım haftaya. Güzel yemeklerle, güzel lezzetlerle, güzel puanlarla. Yapacağız. Hepsi olacak. Hadi inşallah efendim Gürbüz. Zuhal Hanım. Vallahi bana biraz zor gibi geldi Zuhal Hanım. Baksanıza kapağı bile ters taktı Zuhal Hanım. Onun bizde otomatiği var, teknoloji. Var ama şeyi yok, bıçağı yok. Vardır pizza. Soğanlar kuru patlıcan dolması için robotta çekilerek ufaltılıyor. Bu arada son bir bilmecem var, sorayım da gideyim, ben seni oyalamayayım. Kaç dakika geçti? Şu ana kadar geçen süresi tamı tamına 20 dakika. Peki, ilk randevusunu süslene püslene giden çakala ne denir? Ne denir?
bulabildin mi Serkan? Evet, ilk randevusuna süslene püslene giden çakala ne denir? Hoşça kal. Aa, bye bye. Zuhal Hanım gitti ama fotoğraf çekimi için birazdan kendisini arkada görebiliriz. Sen neler yaptın Serkancığım? Ben şimdi dolmanın içine hazırlıyorum. Neler koydun dolmanın içine? Şu an soğanı rendeledim, domates rendeliyorum. Zuhal Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. O rendelediğin domates miydi? Evet, domatesli. Kuru dolmanın iç harcına sumak, limon suyu ve karabiber ekleniyor. Ve ana yemeğin hazırlıkları da başladı. Serkancığım, et yıkanmaz derler ama. Evet, ben ama başka bir şey için yıkıyorum bunu. Yani hep yaptığım tarif bu şekilde. O yüzden bir yandan bu da pişsin. Bayağı uzun pişmesi lazım çünkü. Sonra bunları ne yapacaksın? Sonra bunların üstüne krema. En son soğan, soya sosu koyacağım. Yıkanarak hafif sulandırılan antrikotların üzerine sıvı yağ gezdirilip kendi suyunda pişmeye bırakılıyor. 1,5 bardak şekere yine aynı oranda su ve çeyrek limon eklenerek cevizli kaymaklı muska tatlısının şerbeti hazırlanıyor. Şerbetin ölçüsü birebirdi değil mi? Birebirdi evet. Hatta ben biraz daha kendi suyunu fazla koydum. Kuru patlıcan dolmasının harcına birer kaşık domates ve biber salçası ekleniyor. Yarışmacılardan gözünü korkutan oldu mu? Yani bir o bir bayan vardı, Gökçücük annesiydi galiba. Ondan belki hani belki o hani Ivanoysa eğer belki bir tık olabilir. O koyduğun neydi bu arada? Nar ekşisi koydum. Ondan sonra domates rendelemiştim zaten. Şimdi maydanoz koyacağım. Ben kendimi bildim bileli aslına bakarsanız mutfaktayım. Çok küçük yaştan beri mutfaktayım. Ve yemek yapmak benim için bir terapi. Çok da güzel stres attırır. Herkese de tavsiye ederim. Adaletli olmadığını hissettiğim noktada ben tavrımı koyarım. Farklı bir meral görebilirsiniz karşınızda. Evde büyükçe doğranan maydanozlar da dolma harcına karıştırılıyor. Sıcak suda bekletilen kuru patlıcanlar hazırlanan harçla dolduruluyor. Kaçar tane vermeyi planlıyorsun? Ya ikişer tane yapacağım ama dolmaların büyük olduğu için muhtemelen birer tane koyacağım. Çünkü mini ordöbür tabağı yapacağım için mezem çok. O yüzden şey yapmayacağım. Yer kalmayabilir yani tabak çok sık olabilir. Patlıcanların büyükmüş gerçekten. Bir de sıcak suyunu süzmemişsin. Normalde süzmem lazım ama şu an vakit kaybetmek için süzmüyorum onu. Patlıcan evet biraz büyük. Şey değil yani. Küçük değil. Kuru patlıcanlar üzerinde biraz boşluk kalacak şekilde pirinçli harçla dolduruluyor. Bize biraz kendinden bahsetsene. Normalde nasıl birisin? Ben çok eğlenceli bir insanım. Çok böyle iyidir dostluğum. Yani zaten hep sosyal medyada görüyorsunuzdur. İkizlerin dostluğu iyidir. Burcumu biraz yaşıyorum açıkçası. O yüzden sürekli ikizler diyorum. Öyle yani. Misafir ağırlamayı severim. Evimden asla misafir eksik olmaz. Tamam. Şimdi bunun. Şöyle ben geleyim suyunu hazırlayayım onu. Şunu da şuradan alalım. Kuru dolmamız nihayet bitti. Kuru patlıcan dolması demiş burada ya. Kuru patlıcan dolması. Bir bak bana ya. Bir bak. Yani Şanlıurfa'dan geliyorum. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Buradan puan almak çok zor. İnan çok zor. Ne koyacaksın şimdi içine? Şimdi bunun içine yine sumak koyacağım. Hem içine hem dışına suyunu da koyuyorum. Ondan sonra içine koyduklarımın aslında benzerini koyacağım. Nar ekşisi koyacağım. Limon çok sıkmayacağım bugün. Bakayım bunlar ekşisi mi? Evet. Salça koyacağım. Ondan sonra yine çok az. Özellikle biber salçası. Kaşığım vardı şurada bir yerde. Biber salçası, limon suyu ve tuz sıcak suyla karıştırılıp kuru patlıcan dolmalarının üzerine dökülüyor. Kuru patlıcan dolmamız nihayet bitti. Şimdi neye geçeceğiz? Onlar mezelerimi yapacağım. Ondan sonra önce bir şeyi, şu köftemin şeyini yapayım. Çorbamın köftelerini yapacağım. Ay, çorbanın da çok işi var gerçekten. Evet ama hallederim ben, siz merak etmeyin benim için. Çocuk oyuncağı. Kuru patlıcan dolması nihayet pişmeye başladı. Şimdi lebeniye çorbasının köftesine neler girecek? Soğan girecek köftesi için. Sadece soğan, aslında bunun içinde sarımsak da var. Sarımsak yok normalde tarifte. Ama ben koyacağım lezzet versin diye. Karabiber, tuz aslında. Bir de kıymasını koyuyoruz. Bu kadar. Robotta çekilen soğanın üzerine kıyma ve tuz ekleniyor. Yıkanan bir avuç kadar pirinç çorba tenceresine alınıyor. Serkancığım, kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. Bir ablam var. O neler yapıyor? O da İzmir'de çalışıyor. Ondan sonra ikinci çocuğu olacak onun da. Tekrar ona buradan sevgiler gönderiyorum. Lebeniye çorbası için pirincin üzerine su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Kısık ateşte mi pişireceksin? Evet, bir o yavaş yavaş şey yapsın. Karabiber koyalım şurada. Ben şunu bir yoğurayım. Köfteye başka baharat koyacak mısın? Buna şu an girmeyecek. En son piştikten sonra nanesini koyacağım.
Ben onu bir şöyle bir yoğurayım. Lebeniye çorbası için hazırlanan köftenin malzemeleri iyice yoğruluyor. Hazırlanan köfte harcı buzdolabında dinlendiriliyor. Benim hijyen takıntım var aslında. Özellikle yemekte kıl, tüy bir şey çıkarsa ben o yemeğe direkt 0 puan veririm. Tadına da bakmam ve akabinde gelecek yemekleri bile tatmayabilirim. Bu böyle bir hakkım varsa eğer ki tatmayabilirim. Çünkü benim için o kritik yani. Hijyen önemli. İnşallah yarışmacı arkadaşlarımızın laktoz intoleransı yoktur. Yoksa buradan direkt acile gitmek zorunda kalacak. Süt ürünleri menüsü bizi bekliyor arkadaşlar. Yemek konusunda eğitim aldın mı? Yemek kursuna gittim daha önce. Yani workshoplara katıldım. Meksika'ya katıldım. Japon'a katıldım yani sushi için. Sushi de yapıyorsun yani. Yani yapabiliyor deniliyorsa işte. Yapmaya çalışıyorum aslında. Vallahi yarışma için sushi yapsam fena olmazdı sanki. Evet ama zaten herkes yapıyor ama ben değişik tatların çok da burada yapılmasına taraftar değilim. Çünkü kimse zaten şey yapmıyor. Anlamadığı yemeği de. Şimdi bak burada mesela bir teyzem katılacakmış, gelecekmiş. 4 çocuk annesi. Yani hani şeyden değil, aşağıladığından ya da küçük gördüğünden değil. Bazı ev hanımı olan ailelerimiz bazı bilmiyor yani. Yani olmayan da bilmiyor. Yani damak zevkine uymuyor daha doğrusu. İnsanlar yemek istemiyor. O yüzden bence heyecan aramaya gerek yok diye düşünüyorum. Ben o taraftarıyım. Ara yemekte sunulacak salatalıklı havuç tarator için rendelenen havuçlar zeytinyağında sotelenmeye başlıyor. Sosyal medyada da oldukça aktifmişsin. Neler yapıyorsun anlatsana. Yani sosyal medyada içerik üretmeye çalışıyorum. Gezdiğim yerlerin videolarını çekmeye çalışıyorum. Vlog çekiyorum daha doğrusu. Ondan sonra o aslında hobi olarak yapıyordum yıllar öncesinden. Öyle arada yine her gittiğim yeri çekmeye anı olarak kalsın istiyorum. O şekilde ilerliyorum. Ne zamandır yapıyorsun bu vlog işini? Şuraya koysam olur. Yani ben ne kadar süredir yapıyorum? Bunu böyle koysam son olur mu? Mikrodalgada eritsene. Ay çok mantıklı ama sapı var, bir şey olur mu ki? Bir kaseye koy istersen. Tamam. Tereyağı mikrodalgada erimeye bırakılıyor. Suyu süzülen hazır haşlanmış nohutlar konserve kokusunun gitmesi ve biraz daha pişmesi için sıcak suda kaynamaya bırakılıyor. Tereyağı erimiş mi? Bakayım. Tamam, tuz buz olmuş. Ne olmuş? Yani erimiş demek istedim. Ne yapıyoruz şimdi Serkan'cığım? Erittiğim tereyağını biraz sıvı yağ koyuyorum. Ondan sonra ama bu soğusun. Şimdi ben bunu hamura kullanacağım için tatlının. O yüzden dolaptan köftemi alayım. Orada ben köfteyi yapayım. Lebeniye çorbası için elde minik minik yuvarlanan köfteler unun üzerine bırakılıyor. Vlog çekerken nelere dikkat ediyorsun? Ben doğal olarak yani aslında ben kamera olunca çok geriliyorum. Ama doğal normal yaşamımda çok eğlenceliyim. Biraz böyle kendi heyecanımı işe yapmaya çalışıyorum. Dermeye çalışıyorum. Doğal olmaya çalışırım aslında. O da biraz da modla alakalı biliyorsunuz bu işler. Modun yerinde olmayınca şey olmuyor. Lebeniye çorbası için nohuttan biraz daha büyük köfteler elde yuvarlanarak hazırlanıyor. Lebeniye çorbası. Yani bıkmadılar bu yöresel çorbaları yapmaktan. Antep yöresine özgü bir çorba. Nohutları da hazır konserve kullanırsa hiç olmaz yani. Herkesin tabağında eşit mi olacak köfteler? Onlara bakacağız. Pilav gibi mi olacak? Pirinçleri bol bol mu olacak içinde? Onlara dikkat edeceğim. Bu kriterlere uyuyorsa benden güzel puan alır. Ama olmadı. Yani 3 tane köfteyle benden puan beklemesin arkadaşımız. Vallahi epey yaptın. Evet evet, sonuncu yapıyorum şimdi, bitti. Hemen fırını yakıp daha sonrasında tatlıya geçeceğim artık. Şu şeyin çorbanın terbiyesini yapayım. Bunları şöyle koyayım ben ileriye. Aynı zamanda fırını yakayım şimdi. Fırın ısınsın önceden çünkü ısıtmam gerekiyor. Lebeniye çorbasının terbiyesi için bir kaseye alınan yoğurt ve unun üzerine yarım limonun suyu sıkılıyor. Ben hemen tatlıya geçmem lazım. Çok geç kaldım. Çok. Bir yumurta sarısı da terbiyeye ekleniyor. Kesilmemesi için çorbanın sıcak suyuyla ılıştırılan terbiye sürekli karıştırılarak nohutların üzerine ekleniyor. Şimdi ne yapıyorsun Serkan'cığım? Biber boraniyi yapayım aynı zamanda. Biberleri hemen hızlı doğrayayım. Bu biberi ben bir yerde daha kullanacaktım ama nerede acaba? Borani için elde doğranan yeşil biberler bol sıvı yağda kızartılıyor. Muska tatlısı için cam tepsi tereyağıyla yağlanıyor. Ya köfteleri tavaya koydun ama yağ kızmadan bunu yapman doğru mu sence? Ay değil aslında da. Şu aceleden. Neyse artık. Onlar topak topak olmaz mı böyle? Olur. Bakalım artık onu köfteleri alacağız üstünden. Tamam, şunu şöyle koyuyorum. O şerbeti artık oradan almayayım mı ben arkadaşlar? Kilo oldu. Şöyle koyayım o tarafa. Soğusun, bunun soğuması lazım acilinden. Ondan sonra hemen ben tatmaya başlıyorum. 2 kat hazır baklava yufkası tereyağıyla yağlanıyor. 3 kat falan mı yapacaksın?
Yok, 4 kat olacak. Çok şey değil zaten. Ve birer tane koymayı düşünüyorum. Artık yufkalar birbirine yapıştığı için aralarına şey yapıyorum. Şimdi ben bunu, benim bıçağım vardı şuralarda, neredeydi o? Yağlanan yufkalar şerit şeklinde kesilerek 4 eşit parçaya ayrılıyor. Kaç dakikam kaldı bu arada? Hemen söylüyorum. 1 saat 6 dakika. Tamamdır. Her bir yufkanın kenarına kaymak ve ceviz yerleştiriliyor. Kızaran köfteler tereyağı ve nane ile lezzetlendirilip kaynayan çorbaya ekleniyor. Çorba bitti. Biraz çok az kaynasın o. Ondan sonra onun altını kapatacağım zaten. Hadi hemen patlıyı da bitirelim çünkü tam 1 saatin kaldı. Tamamdır ama şu etleri bir çevirmem lazım. Çorba da artık helak oldu. Ama ne yapmayı unuttuk? Tuzunu koymayı unuttuk. En son. O en son kuyuluyor zaten. Tadına da bakalım onu. Bu arada yine şerit şeklinde kesilen yufkaların kenarlarına kaymak ve ceviz yerleştirilip muska şeklinde kapatılıyor. Şimdi halkla ilişkiler dışında farklı bir kariyer planın var mı? Yok, var. Ondan sonra kendime bir iş kurmak istiyorum. Nasıl bir iş? Kafe tarzı bir şey düşünüyorum böyle. Yemek de olacak mı işin içinde? Yemek üzerine ama böyle çok böyle yemeğe çok girmeden. Ondan sonra biraz daha böyle gençlere yönelik, öğrenci bir şehrinde bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bakalım, kısmet tabii bu işler. İstanbul'da değil herhalde. Değil, hayır. Evet, şimdi ekleyeceğim. Sen bu işleri hallet, hemen geliyorum. Hem biber boraninin hem de salatalıklı havuç taratorun üzerine süzme yoğurt ekleniyor. Ne durumdasın Serkan'cığım? Nerede mi Gürbüz? Neredesin sensin? Ben bir hiçim, gel. Neler yaptın, anlat bakayım. Ay ben bilmiyorum ne yaptım. Hiçbir şey bilmiyorum ben şu an. Vallahi senin şu an bir kaplana dönüşmen lazım, biliyorsun değil mi? Kediyim şu an. Kaplanlık mı kaldı? Aramızda kalsın ama yarışmacılar hakkında biraz araştırma yaptım. Ay ben bile korktum vallahi. Ya. Vallahi hepsi bir hırslı. Onlarla baş edebilecek misin? Ama bugün kendi değilim. Bugün biraz böyle Yani bugün savaştım şu an. Savaştan çıktım ben, yorgunum. O yüzden biraz bugün bekleyecekler. Ben bugün misafirperverim zaten. İzmirliyim bir kere. Ondan sonra biraz bugün yapacaklar. Ben onları ağırdan alacağım. Yapacak bir şey yok yani. Takmayacağım çok. İstedikleri gibi eleştirebilirler. Korkmuyor musun onlardan? Korkuyorum tabii ki de ama şöyle korkuyorum. Yani ben kendimden korkuyorum. Benim sağım solum belli olmuyor. Seninle baş edemezler Serkan'cığım. Valla... Ama içlerinde bir iki tanesi beni bile korkuttu valla. Ya. Onlardan biraz korksan iyi olur. Valla onlar benden korktu. Bu arada o tattığın ne? Bu hafif tarator. Bunu dolaba koyacağım. Valla süpersin. Bir yemek daha bitti. Süzme yoğurtla karıştırılan biber borani de nihayet hazır. Meyhane pilavı için kavrulan soğanların üzerine domates rendeleniyor. İçerisinde meyhane pilavı da koymuş. Meyhane pilavının kremalı soğanlı antrikotla ne alakası var? Nasıl bir yakıştırmadır bu? Ben anlamadım yani. Bunu görünce kafası karışmış. Hani her yöreden Antepli olmadığını anladım. Buna kanaat getirdim. Antrikotla meyhane pilavı yakışır mı? Ben yakıştıramadım. Ne alaka diyorum. Bu mezelerin yanında antrikot ne alaka? Yoğurt. Bir de öyle ağır bir et. Krema. Midemizi iyice bozacağız bugün. Aç kalacağım ben kesin de. Ben yemek seçerim çünkü. Yiyemem büyük ihtimalle. Vallahi mutfağı birbirine kattın Seko. Bu ne haya? Biraz dağınık çalıştım çünkü süreyle yaptığım için. Bence oraları biraz toparlarsan fena olmaz. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi hemen ilik suyum vardı şurada. İlik suyumdan kettle'ı koyayım. Meyhane pilavına mı koyacaksın? Pilava koyayım hemen. Nereye koyduğumu da unuttum. Akımı kaldı be. Hazır ilik suyu ve sıcak su kavrulan bulgur ve sebzelere eklenerek pişmeye bırakılıyor. Ne yapıyorsun, anlat bize Serkan'cığım. Şu an soya filizlerini yıkıyorum. Nihayet soya filizli roka salatasına başladık. Rokalarımı şimdi yıkayacağım. Bıçak arıyorum hemen. Bıçak. Eyvah! Çok az zamanın kaldı. Ay yetiştireyim. Sus. Ay! Bak nazar işte. O Fatma ablanın nazarı bu. Fırındaki yanıyor, fırındaki. Aman! Şaka yaptım ya. Aa sizde ya, ama aşk olsun gidiyorum ben dermiş. Bak işte her şey istediğin gibi gitmiyormuş demek ki. Bir yerde bir terslik oluyor. Zormuş değil mi bu yarışma? Ya yarışma zor değil yani ama Ne? Bir o yapıyor seni açıkçası. Ne yapıyor? Siz manipüle ediyorsunuz dermiş. Hayda, yine mi benim üstüme kaldı? Evet, kimin üstüne kaldık? Ali'nin üstüne mi kalacak? Bak her yere döktüm. Ali gördün mü? Ali topları yapacağım şimdi, bana yardım eder. Yalnız orası çok dağılmış. Gel tezgahta yap. Orada mı yapayım? Tamam. Dur, senin için tezgahı açayım biraz. Tabii ben hemen şimdi onları da... Birazdan silersin orayı.
Ama süren bitiyor, sildirme. Vallahi benim dediklerimi yaparsan yetiştirirsin Serkan'cığım. Şimdi önce tezgahı bir sil bakalım. Ben mi sileyim? Yok, bir de ben sileyim. Ay sordum canım. Sen sileceksin tabii. Tamam canım, sordum ben. Ali niye korkuyorsun Ali? Aa, ne bileyim yani, ben anlamadım bu Ali'yi. Yarışmacımız hızla tezgahını silip toparlıyor. Al bakalım tabağını. Emanet elinde mi geziyor? Zaten narların da hazır tanelenmiş. Aa, tabağım orada kaldı. Bugün biz versene babamın ayrı bakıyoruz. Allah aşkına. Sen iyi alıştın benim yardımlarıma. Sonuncusunu yapıyorsun, farkında mısın? Aa evet, bitmiş ben, bu arada. Neyim kaldı benim günümüz? Allah aşkına söyle şuradan. Ona şimdi liseden beraber bakarız. Hadi son narlı topu da yap da bitir bir an önce. Ona baksana, heyecandan top olmadı. Ne oldu Ali bu? Ya baksana nasıl bir top ya bu? İstediğin gibi oldu mu? Olmadı. Eyvah! Son 10 dakika nasıl yapacaksın? Neyse bu işler, pardon arkadaşlar, üstünüze sıçradı. Geldim, bak az daha deviriyordum. Geldim. Allah'ım. Gürbüz, dua et. Hadi bir an önce buzdolabına koy bakalım. Şimdi gel bakalım listeden kontrol edelim. Eksik bir şeyin kalmış mı? Lebeniye çorbası. Evet. Dolma. Evet. Tarator. Evet. Peynir topları. Evet. Ve borani de hazır. Antrikotla meyhane pilavı. Evet. Evet. Salata ve tatlı. Evet. Evet. Ver bakalım rakiplerine mesajı. Ya ama şey rendeleyeyim. Elimi yıkayayım. Peynir rendeledin ya, rendelemezsem izin vermem diye. Neye koyacaksın peyniri? Salatayı üstüne. Peyniri rendeledikten sonra mutfağını da toparlarsın artık. Tamam öyle yapalım. Ama giyinmem için süre gerek var mı? Ben seni uyarırım, merak etme. Hadi sen bir an önce başla. Ay buralarda ne kirlenmiş. Kim Ali, sen mi kirlettin? Kim kirletiyor buraları ya? Arkamı dönmeye gelmiyor. Soya filizli roka salatası için tulum peynirini de rendeliyor hemen yarışmacımız. Soya filizli roka salatası. Yani balık mı yiyoruz? Bilemiyorum. Soya filizi ve roka yan yana ne alaka? Nereden nereye gittik yine söylüyorum. Arkadaşımız çok kafası karışmış. Çok karışmış. Yani oradan almasam puanı buradan alırım, buradan almasam oradan alırım modunda gidiyor arkadaşımız ama belli ki hiçbir puan yok kendisine bugün. İşi çok zor. Bravo Serkan'cığım. Mutfağı da çabucak toparladın vallahi. Vallahi tebrik ederim seni. Süren dolmadan bütün işleri tamamlamayı başardın. Ya aslında normalde daha hızlıyımdır da niye böyle oldu acaba bugün? Demek ki yarışmanın da şeyi varmış. Ve son 4 dakika. Gürbüz, ben şimdi giyinmeye gidiyorum. Burası Saramayanet. Dur ya, önce şu masadaki örtüyü alalım. Hadi örtüye gidiyoruz. Gel böyle. Yavaş yavaş kaldıralım şimdi. Hop! İşte oldu. Ve masan da nihayet bitti. Ben şimdi giyinmeye gidiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ama ya şu görüntü, ben bilemedim. Siz boş verin orayı, siz yerine baktınız, gördünüz. Bence hani daha bakacak diye bir şey yok aslında baktığınızda. Bir şey bulamadı, geldi işte halatını aldı gitti falan. Muhteşemler. Tek başına harika, tam kıvamında, bence çok güzel olmuş. Koalisyon olabilir, öyle seziyorum şu anda. Yani Serkan Bey'i tuttuğumdan değil, yiğidin öldürür hakkını verin Ziya Bey. Ben ünlü olmak için katıldım, kendimi göstermek için. Ben de öyle tahmin ediyorum. Siz böyle şeylere karşıysanız evinizde yapsaydınız yemeğinizi. Çıksadım ya, tribünler oynamayın ya. Tribünler oynamayın, yokum diye orada kendi kendinizle oynuyorsunuz. Geliyorum ben, bekle. Bekle, ben geliyorum şimdi. Geliyorum ben. Şerbeti çok fazla. Siz nasıl ufalısınız böyle, şerbet yakıyor, pilav yakıyor, ben anlamadım. Acaba gerçek değil misiniz? Fatma Hanım çok özgüvenli biri olmadığı için öyle sessiz may may konuşuyor, yorumlarını yapıyor. Sesiniz çıkmıyor ya, özgüveniniz eksik galiba. Aman efendim, kimler gelmiş? Ay keşke biraz geç açsaydın, güneş banyosu yapıyordum, D vitamini. Beraber yatarız. Aa evet, hadi gel, dışarıda hava çok güzel ki bahar. Ya nasıl pantolon olacak? Peki. Çok teşekkür ederim. Ne demek efendim, hoş geldiniz. Gerçek değil ama değil. Söyleyeyim belli de. Zaten canım, buyurun efendim bu tarafta. Belli. Ay ne haber Serkan? Nasıl olsun işte vallahi, koşturuyoruz. Koşturmaca bekliyoruz. Diyorsun hayat. Hazırlık yaptık. Yemek yap, çocuklar aynen geldi. Falan, evet falan yani, filan. Evet. Şöyle buyurun. Ay çok merhaba, çekmedin ama neyse itibari. Ay evet, onu evet. Geç kaldım. Merhabalar, rica ederim. Aa, çiçeğin miçeğin. Deliyorum, seviyor musunuz? Aa bayılırım. Ama bayağı para.
Hele bu zamanda. Bir parçam koptu. Yani böbreğimi falan sattım bir tanesini. O kadar yani. Abartma evet. Sen de. Yemekler nasıl? Yemekler güzel, idare ediyor. Yani işte idare ediyor mu? Yarışmacılar idare edemezler. Bu arada yarışmacılar demişken geldiler galiba. Ben bir gideyim kapıyı açayım. Bir zahmet. Ayıp olacak ama. Ay beklettim misafirlerimi. Geldim. Hoş geldiniz ben Fatma Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Buyurun efendim bu tarafta. Nasılsınız? Böyle geçiyoruz. Tabii buyurun sağdan. Zuhal Hanım. Hoş geldin. Fatma ben Hanım. Merhaba. Hoş geldin. Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Vay vay. Hoş bir hanımefendi giriş çok yaptı. Mersi. Geldin. Çok sen nereden geliyorsun Fatma? Küçükçekmece'den geliyorum. Fatma hazır mısın yarışmaya? Hazırım. Harikasın. Arkadaşımız hazırsa biz de hazırız. Hazır mısın Serkan? Nasıl görünüyor? Hazır değil mi? Evet. Yani görüntü olarak güzel. Serkan'ın diğer yarışmacı. Teşekkür ederim. Ben gideyim kapıya çıkayım. Ay ne güzel. Ne güzel. Nerelisin Fatma? Aslen Şanlıurfalıyım. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. Merhaba. Buyurun Ziya Bey bu taraftan sağdan. Merhaba. Ziya. Hoş geldin. Merhaba. Hoş tanıştırayım Fatma, Ziya. Merhaba. İlk günde yaka etiketleri koyuyoruz, karıştırmaya öğrenelim isimlerimiz diye. Nasılsın Ziya? Teşekkürler, siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz, hamdolsun. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sen nereden teşrif ediyorsun? Ben de İstanbul Maltepe'den katılıyorum. Maltepe'den katılıyorsun. Evet. Aslen nerelisin? Aslen Uşaklıyım. Ah ne güzel. Uşak'a da kucak dolusu sevgiler, selamlar. Uşak yemeği hiç yapılmadı bizde değil mi? Değil mi? Sanki hatırlamıyorum. Uşak'tan böyle bir lezzetler olacak mı menünde? Aslında olmayacak. Yapma ya. Şimdi düşündüm de Uşak'tan çok fazla bir şey yapılmadı diye. Güzel olabilirdi. Uşak'ın tarhanası meşhur aslında. Aa evet, evet. Ama onu da yaptığımda herkes çok basit vesaire diyecek derler diye. Yapmadım. Sen yoksa de. Annemin tarhanasını yapmak peki, isterdim. Peki, tabii ki anne tarhanası, anne çorbaları. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun efendim sağ taraftan. Teşekkür ederim size. Ne bu çıktık böyle? Nerenin düşüşsünüz siz göre? Teşekkür ediyorum, sağ ol. Düşüş geldi. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldi herhalde. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok iyi. Siz nasılsınız? Çok mersi. Merhabalar. Meral ve şapkası giriş yaptı. Ziya, Fatma, Meral gel otur. Herhalde moralin çok bozuktur. Otur. Neden acaba? Bu Harry'nin açıklamaları bitecek mi Allah aşkına? Prens Harry'nin. Sana ayrı söylüyor. Kayınpederin ayrı konuşuyor, ölmüş gitmiş Elizabeth'in arkasından konuşuyor. Açıklıyor, açıklamalara doymuyor. Ne, belgesel çekti, şimdi kitap çıkarıyor, röportaj. Neymiş efendim, sen Meghan'la anlaşamıyormuşsun. Evet, ben kimseyle anlaşamıyorum çünkü. Gerçekten mi? Evet. Aslı var mı bunun? Ne oldu, Meghan aktris diye mi kabullenemedi aile falan? Beni çekemedi, ağır senin geldim demek ki. Düğünde bir kıyafet krizi çıkmış aranızda anacığım. Ağır geldim. Bir de ona, senin kız doğum gününde bir şey giymiş ufaklık senin. Onun kıyafetini beğenmemiş, laf mı etmiş, ağlamış mağlamış, çiçekler. Ay vallahi insan bu kadar aile sırlarını döker mi ya? Değil mi? Söyleyin şu Harry'e sussun. Kesinlikle. Vallahi. Söyleyeceğim. Özellikle evet. Zuhal Hanım'dan mesaj var diyeceğim. Söyle, babasını tanırım. Hiç sevmezdim babasını. Meral Hanım bayağı bir enteresan. Niye böyle bir takıntılı gelmiş? Koca bir şapkayla falan böyle tarz yaratmaya çalışmış kendince ama yemeklerinde göreceğim ben tarzlarını. Böyle bir şey beklemiyordum ama tarz diyelim. Ve ben farklı farklı giyinmeyi seviyorum. Kendime yakışan bir tarzda da vitrin önüne çıkmayı da seviyorum. Doğal olarak beni mutlu eden başkasını mutsuz etse de çok önemli değil. Önemli olan benim mutlu olmam. Hoş geldiniz efendim. Hello. Tatlı en son gelir. Evet. Merhabalar. Çok tatlısınız maşallah. Betül Hanım nasılsınız? Sağdan buyurun efendim. Sağ taraftan evet, eşlik edeyim size. Evet. Biz de dedik Kamber nerede? Kamber merhaba. Geldi. Zuhal Hanım çok güzelsin. Merhaba Betül. Hoş geldin. Asıl sen sizin güzelsin. Sizin hayranınızın. Öyle mi? Evet. Nasılsın? Bayılıyorum size. İyiyim. Galiba ben de senin hayranın olacağım. Gel gel otur. Hoş geldin. Tanıştırayım. Fatma, Meral, Ziya, Serkan ve son olarak Betül katıldı aramıza. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş geldin. Ay Betül. Çok cicisin. Çok hoşsun, çok sizin güzelsin. Sizin güzelliğiniz, bayıldım. Ay bu yakından görünce daha çok. Teşekkür ederim. Herkes çok hoş bu hafta. Beyler yakışıklı, hanımlar çok hoş, çok tarz. Teşekkür ederim. Hepiniz programımıza, villamıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun hepimize. Yeni Yemekteyiz haftası. İnşallah bol lezzetli, bol puanlı bir hafta olsun. Hemen masaya da bir bakın. Sohbetlerimize yine devam edeceğiz. Evet, nasıl buldunuz masayı? İlk gün yarışmacımız Serkan önce hazırladı. Yemekten evvel burayı bitirdi. Servisleri doğru mu? Çift açılmış gördüğüm kadarıyla. Çok şık. Çiçekler canlı mı? Evet.
Böbreğini satmış. Şey sorabilir miyim Serkan Bey? Ben sürekli izleyen biri olarak evet. söylüyorum. Bu tabaklar hiç yabancı değil. Evet. Masa örtüsü aynı şekilde. Türk buradan, imalatı. Türk imalatı olduğunu biliyoruz. Zannem da çok özür dileyerek çok sık görmeye başladık bu örtüyle bu tabakları. Evet. Bizimkiler mi bunlar? Evet. O ne olmuş? Bilemedim yani biraz zahmetsiz, gibi, zahmetsiz gibi geldim. Yani. Yani hemen bence geçiyorum. Son derece temiz, düzgün, özenli. Yani. Çok temiz diyemeyeceğim. Niye? Lekeler var, nerede? Tüy var, nerede? Kasede ben de var. Fatma Hanım bahane uydurmaya çalışıyor. şöyle gözden başlamayın Erkan Bey. Çok özür dilerim. Zoram siz de bakarsanız. Kasede burada tüy ve şurada bir leke var. Ne ara gördün onu Fatma? Bilmiyorum ama. Yani ben çok özür dileyerek gidiyorum. Kendi saçından alıp koydu 2 dakika içerisinde. Kendi saçımdan böyle bir tüy çıkma ihtimali var mı sizce? Yani nerede tüy? Şurada. O tüy değil tabağın. Şunun içine bakarsanız. Şimdi şöyle biz masanın üstünü örttük zaten. Örttü örtülüydü valla. Evet. Sonuçta o tozu da ben oraya koymadığım için. Olabilir normal yani. Bir silelim peçeteyle. Tamam ben alayım. Rica ederim. Evet. Tazeliğim isterseniz verin. Betül'cüm çok sen nereden geliyorsun? Ben İzmir'den geliyorum. Aa! Hemşerim. Evet. Evet. Toz varmış. Nerede varsa. Serkan da İzmir karşı yakalı. Sen neresinden? Ben Bornova'da oturuyorum. Aa, kayınvalidemiz evet. semti. Buradan ellerinden öpüyorum sevgilerim. Selamlarımı yolluyorum. İzmir'e de hem de tekrar. Sen neyledin Meral? Trabzon. Oy! Ofluyum. Of! Evet. Trabzon'a da kucak dolusu selamlar, sevgiler. Uşaklı, Şanlıurfalı, Trabzonlu ve İzmirli yarışmacılar. Bakalım nasıl geçecek bu hafta. Sen nasıl buldun Meral masayı? Masa gayet güzel, şık. Sadece çiçekler biraz soluk geldi bana. Ya yeni almış ya lilyumları ama. Belki de bir sıcaktan hani falan. Soluk bence geldi. Gayet, hani daha çok canlı canlı hadi geldi. Hadi ya bir erkek yarışması evet. görelim bence ya. Gayet güzel bir çiçekler. Gayet canlı duruyor. Lilyumlar. Masa içinde, masada daha gayet canlı gayet sade canlı ve şık duruyor masada. Serkan Bey. Ben rica etsem mutfağa bir bakmam mümkün müdür? Hayır bence mutfağa buyurun. Bakmak çok saçma. O leke orada bu arada çıkmıyor. Sen tabağın kendinden olan lekesi. Mutfağı yani ben... Tabii görebilirsiniz. Bence izin vermeyin Serkan Bey. Mutfağı neden görmek istiyor ki? Yani yemekteyiz programı değil mi Zuhal evet, Hanım? Evet yemekteyiz ve hijyen konusunda hassas olduğum için. Evet mutfaktayız sizin değil yani yarışmanın adı. Sizin yoksa arkadaş da... Bugün bence bana var. Yarın ben size park ettim. Tabii ki. Geldiniz yani. Ya tabii ki ben yaparım. Biz İzmirliyiz. Biz misafirperveriz. Bugün evet. istediğinizde bakabilirsiniz. Bütün odalar ben kendi mutfağıma asla izin vermem girilmesine. Yani benim için... Yani uygunsa sizin için... Ben girmek istiyorum. Ya benim için uygun bakabilirsiniz. Yani sonuçta Serkan yemek yapmaya Bey. Geldik, temizlik yapmaya gelmedik buraya. O yüzden hani çok da mutfağa bir şey yaptık. Öyle demeyelim lütfen. Yemek yani yemek yok, dediğimiz zaman tabii. Olur yani, yani yemek şey dediğimiz mi? Yani. Ekstra hijyen. Evet şey yapalım ama. Ben çorba servisi. O yapayım. Sırada da izin verdin galiba. Tabii. Hadi şimdi bir kase kap git bari. Sen de iki Boş gelme bari oradan bir sağdan. Aynen öyle yapıyorum. Çok eğleneceğiz bu. Çok maşallah. Alayım mı? Özellikle ben. Alayım isterseniz. Tamam. Bu kadar dakikaya bu kadar oldu hayatım. Çorba kendinden geçti. Şimdi Jack bu çorba niye bu kadar kaynadı? Kepçem kolay gelsin. Sağ ol canım. Sana da. Teşekkürler. Sen DJ'din değil mi? Evet. Özel gecelerde mi misin? Sürekli çıktığın bir mekan var mı? Değişik mekanlarda sürekli çıkıyorum. Özel gecelerde değil de her hafta falan değişik farklı yerlerde. Değişik şehirlerde evet, falan. Farklı şehirlerde. Şeylerde, partilerde, evet. gecelerde falan. Aynen mekanlarda. Ne kadar güzelsin. Benim kızımın sana benzeyen bebekleri var. Ya şimdi isim veremiyorum marka. Ay, çok tatlı başlasın. Değil mi? Bu böyle şey var K-pop, Güney Kore, evet, K-pop, K-pop şey. Onlarda böyle gruplar var. Mesela Blackpink falan. Hah, biliyorum bak jenerasyonu nasıl yakalıyorum. Onların böyle üyelerine benziyorsun. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Ama Zuhal Hanım benim böyle görünmem belki ön yargı oluşturabilir diğer yarışmacılarda. Yani nasıl yemek yapamaz gibi hani düşünebilirler. Bunun hiç görüntüyle alakası olmadığını defayen gördük evet. bizim programda. Hani böyle böyle süslü püslü hanımlar için özellikle ya da genç görünen arkadaşlar için ay ne yapabilir? Çok genç de değilim falan. Aslında ama. Yok yok senin için değil genel olarak daha 20 yaşında 18-19 yaşında şampiyon olanlar da oldu. Süsüne büsüne bakımına özen gösterip harika yemekler çıkartan da oldu. Ama çok nadir sanki. Fena gözükmüyor ama.
Ya şu... Yani farkındaysanız tatlıların falan da üstü hepsi kapalı. Yani her şeyin üstü o kadar kapalı ki hijyen aslında dikkat ediyoruz yani ama işte hava biliyorsunuz oksijen. Yani, yani... şu bez olmamış ben bir koydum elimin altında olsun canım efendi orada o temizlik kadın sıktım koydum oraya. Yalnız şöyle söyleyeyim ya şu görüntü... Ben bilemedim. Yani çok hoş bir görüntü yani. Şu içindekileri alma şansınız var mıydı acaba? Neyin içindekileri? Lavabonun içindekileri. Neden? Yani görsel olarak hoş. Hanımefendi siz boş verin orayı. Siz yerine baktınız gördünüz gördünüz. Bence hani daha bakacaktı bir şey yok aslında baktığınızda. Yani. Ocağın üzeri de çok hijyenik duruyor gerçekten. Çok nadir değil mi? Sen istatistiklerimize mi bakıyorsun bizim? Ben bakıyorum. Ben biraz matematiğine bakıyorum. Ne iş yapıyordun sen Ziya? Ben endüstri mühendisiyim normalde. Satış müdürü olarak çalışıyorum. Benim kocam da mühendislik mezunu. Her şey matematik. Değil mi? Sizin kafalar biraz böyle. Biraz analiz yaparak geldim ben de. Evet eski bölümlere. Baktın ya çalışmış gelmiş. Kısa kısa videolarla. Harikasın dersin. Fatma Hanım da kendisini gösterip geldi. Bence rolünü büyütmeye çalıştığı için. Yani mutfağa girdi. Yoksa mutfağa girmenin bir anlamı ben yok. Ben kendimi mi göstereceğim, yemeklerimi mi göstereceğim? Görürüz zaten şu an yaptığınız hareketle kendinizi göstermeye çalıştığınızı. Betül hiç haz etmedi mutfak ziyaretinden. Evet, mutfağa girmesi çok yani saçma. Demek ki kendine güvenmiyor. Bir şey bulamadı, geldi. İşte halatını aldı, gitti falan. Yani. Peki nasıl mutfak? Ben sokmayacağım mutfağımı. Dağınıklık olarak fena değil. Dağınık değil ama öyle kirli bir... şu sarı, meşhur sarı bez var ya, öyle tezgahın üstünde kirli bir şekilde duruyordu. Sarı beze mi puan vereceksiniz Fatma Hanım? Hayır Fatma ya, öyle demeyin lütfen ya. Şimdi hijyenden bahsediyoruz ama tırnaklarınıza baktığımız zaman... Bugün yemeklerimi ben yapmıyorum. Bugün tadıma geldik. Merhaba. Bugün tadıma geldik ama yine de hijyen deyince aklımda... Bu arada elbiseniz çok güzelmiş, lafınızı böldüm ama mutfakta gördüm. Göstermeye gelmişseniz onu, markasını soracağım size nereden aldım. Çok iyi, çok iyi. Annem alacağım. Hazır cevap bir yarışmacı. Çok fena. Güzel geçecek umarım, bence de. Umarım yemekleri de iddialıdır kendisi gibi. Çok saçmaydı. Biz oraya yemeğe gitmişiz. Sonuçta bir restorana gidince gidip mutfağa mı bakıyor? Bence orada abartı bir tepkiydi. Kendisini öne çıkarmak, kendisini göstermek, rolünü büyütmek için yaptı. Ben hijyene takık bir biriyim. Neden bu kadar tepki verildi bilmiyorum. Yani mutfağa girmemde ne sakınca var. Zaten Serkan Bey de okey dedikten sonra git baktım, gördüm ve güzeldi. Birkaç sıkıntı vardı. Onun dışında güvendiği kadar da vardı mutfağa. Kötü değildi. Ben de kendi mutfağımda eğer bana sorarlarsa hani girelim mi girmeyelim mi diye benim kendim girilmesini istemem. Ama yarışmacı buna çok ısrar ediyorsa girmesinde sıkıntı yok. Ama tercihim girilmemesinden yana. Menü nasıl? Yalnız ben bir şey soracağım. Arkadaşlar inşallah laktoz alerjisi olan biri yoktur aranızda. Fazla yok. Aşkım çünkü, sen bugün var ya evet, çok düşünceli yani, bir insansın. Hep böyle misin? Torbadan başlıyoruz bitişe kadar süt ürünleri. Arkadaşımızın bence paraya da ihtiyacı yok herhalde çünkü mandrası falan var diye düşünüyorum. Evet, aile işlerinde yani, var yani. Yani peynir toplarından, yoğurtlu çorba yaptı. Evet, benim de dikkatimi çekti. Gayet çarpar tabak. Bol miktarda yoğurt, süt. Var diyor. Yumuşak yumuşak, kış vakti güzel gider. Aynen. Ordör tabağındaki herhalde parçalar. Evet, ordör tabağında da yoğurt, arda arda yoğurtlar, peynirler. İşte yoğurtlu biberlerimize. Fatma sizi zorlayacak gibime geliyor ya Betül. Öyle görünüyor, evet. Sen mutfağıma sokman da benim laf arasında. Evet. Gidecek misin Fatma sokmam diyor. Canı sağ olsun. Teşekkür ederim. Olsun efendim. Ben de Betül Hanım'a katılıyorum ama. Efendim? Yani ben de Betül Hanım'a katılıyorum. Sen de mi girmemesini istemiyorsun? Ben de girilmesini istemem. Öyle bir hakkınız var. Yani girilmesini istemem ama yarışmacı ille de girmek istiyorsa tabii ki ziyaret edebilir. Biz de onun mutfağına bakarız. Her şey yerli yerinde mi? Kendim istemem. Çünkü hani yoğun bir yediğimiz şeyin süreyle... ben çok takıyorum açıkçası. Takıyorsun. Evet yani hijyen önemli. Umarım taktığınız kadar da uyguluyorsunuz. Serkan Bey size çorba kalmadı herhalde. Ben kendim çok az koydum. Az koydum kendime. Peki hadi afiyet olsun. Hafta lebeniye çorbasıyla başlıyor herkese. Eline sağlık. Afiyet olsun herkese. Hoş geldiniz. Evet. Nohutunu kendiniz mi haşladınız? Hazır. Neden? Yani süre var biliyorsun. Düdüklü vermediler mi size? Düdüklü bilmiyorum var mıydı bakalım. Gerek bile duymadım. Neden? Söylen dolayı böyle uygun gördüm. Süreyle ne alakası var? Yani şu an karşınıza pişmiş bir nohut getirmiş olsaydım bence bu... Güzel olmaz. Düdüklüde ne kadar da haşlanır? Yani şöyle ben ne kadar haşlanır? Maksimum 45 dakika hani baktığınızda haşlanır. Ama benim o 45 dakika ayıracak bir ocağım yoktu açıkçası. 5 ili doluydu çünkü ocakların. O yüzden ekstra bir nohuta da ocak ayıramazdım orada. Ekstra bir tane tüp getirebilirdiniz. Yani böyle bir detay geçmedikleri için getirebilirdim evet ama bilmiyordum. Sorabilirdiniz. Sormadım. Yani.
Umarım siz getirirsiniz. Her şeyi getirirsiniz. Ben getireceğim, yani merak etme. Serbestsiniz o konuda. Ben sordum ve getireceğim. Peki lebeniyenin tuzu bu kadar yoğun mu oluyor tuz? Yani çok şöyle, limon oranı aslında biraz daha fazla oluyor ama ben siz hani sevmezsiniz diye tuzu ve limonu ağır olduğu için, biraz fazla olduğu için limonu biraz az tutmaya çalıştım. O yüzden tuz biraz fazla kalmış olabilir ama normal gibi geldi ama size belki fazla bana, gelmiştir. Tuz bana, benim bana için normal, normal. Ama ekşisi normal. Biraz az. Normal geldi ama işte sevmezsiniz ekşisi diye. Ekşisi belki rahatsız etmiştir. Normalde ben, şey oluyor. Iyi. Daha önce sadece yoğun şeydi. Ama tuzu yoğun. Çok ek, yani ben çok ekşisi seviyorum ama siz sevmezsiniz diye az koydum. Yani standarda göre de ekşisi az ve şey... Bence çorba... standarda göre normaldi ama siz tabii ki görüşünüz öylece doğru söylüyorsunuzdur. Ama tuzla ilgili bir sıkıntı yok yani. Yok. Falan tuz gayet, bana göre de. Gayet yerinde. Yoğunluğunu şey, nasıl buldun? Ekşisi biraz. Ha. Çok yani beklemiş çok muhtemelen diye düşünüyorum ama pirincini çok fazla mı koydunuz? Yok yani. Pirinci ideal aslında. Biraz... Pirinci ideal ama bence biraz suyu az olmuş. Yani beklese de bu kadar kısa sürede hemen bu kadar yoğunlaşmaz. Suyunu normalden 1,5 bardak fazla koydum inanın. Bir de? Evet. Aa. Evde denediğimde daha koyu oldu. Pirinç çok çekiyor ya. Olabilir belki. Olabilir. Bir tık da biraz daha ben baharat isterdim. Yani daha baharat isterdim. Daha baharat ve ekşi isterdim yani. Ya bu çorbanın olmazsa olmazı bence görsel olarak da bir üzerine bir yağ, yağ servisi. Aslında şey nane yağlı yani aslında. Yani, evet var zaten nane ama. Nane var. Hayır böyle sunum esnasında. Yağlı nane var. Görsel olarak evet belki. Yapılabilirdi ama tercih tabii ki de. Aynen. Tercih olarak. İçindeki köftenin lezzeti güzel bu arada. Yani. Beğendin mi? Beğendim. Genel ama olarak lezzetli mi? Genel olarak yani tam bir lebeniye çorbası mükemmel diyemem. Hmm. Yani eksikleri var bu çorbanın. Baharat yoğun, isterdim diyor. Baharat ister, ekşi ister. Ama biraz tok bir çorbadır bu biliyorsunuz değil mi? Yani diğer çorbalar tabii kadar da sulu olmuyor. Aynen. Ben, ama ben yani çok da beğenemedim. Çok da beğenemedim. Yani çorbanın hani herkesin damak tadı farklı olduğu için mi farklı yönlerini beğenmediler bilmiyorum da hani daha ne kadar baharat alır bu çorba onu bilmiyorum. Zaten başka bir baharat bozar bu çorbayı. Onun baharat, yok aynı baharatın miktarından bahsediyorum ben. Evet zaten. Ama şu ben bunu koyabilirdim ama hepsinin başka bir baharat girmiyor zaten. Yok, hani bu baharatın miktarından bahsediyorum. Bence de baharatı yani, yeterli yani. Yeterli. Normalde içine koymuyoruz. Hani naneyi kaselere koyduğunda böyle kendin karıştırarak içiyorsun. Sen beğendin mi peki Fatma? Ya genel olarak biraz ekşisini az buldum. Nohutları hazır almanız bu menüyle. Evet, o da eksik. Bu menüyle. Menüyle derken yani menü siz... Menü çok basit menü. Basit yani, mi? Evet. Basit diyorsanız yani ben bana göre basit değil. Çünkü skala olarak çok şey. Şöyle işlemden isim olarak gereken dolu dolu ama yani... Tamam içeriği de dolu dolu ama işte izleyince görürsünüz. Yani öyle onu al buna koy falan değil. Mesela bu çorba bile öyle değil yani. Aslında baktığınız zaman basit gibi görünüyor. Size yoğurtlu olarak gidiyor ama onlar da işlemden geçiyor. Serkan Bey siz aslen Antepli falan mısınız? Hayır değilim. İzmir'de yaşıyorsunuz. Evet. Peki menünüzde neden lebeniye çorbası hani antrik oldu? Baba tarafı Mardin. Sadece Gaziantep'lileri mi yapması gerekiyor? Yani bu kadar yoğunlaşıp biraz da uzak doğu kültürü var. Menü biraz kafası karışık biri tarafından yapılmış gibi geldi bana. Ha. Yani şöyle hani nerelisiniz? Kafası, ben doğma büyüme İzmirliyim ama babam Mardinli. Bu çorba bu arada Mardin'de çoban çorbası olarak geçiyor. Lübnan'da da normal lebeniye çorbası olarak geçiyor. Aslında Mardin çorbası yani Mardin çorbası yaptım size. Onun haricinde diğerleri de aslında mini hors d'oeuvre tabağı yapmaya çalıştım başlangıçta ve diğer yemeklerin onun arkasından geliyor. Yani karışık olan kısmı sadece sütlü olarak ya da çok yoğurt kullandığımı söylüyorsanız biraz daha fresh olsun diye aslında ben size ağır yağlı şeyler de koyabilirdim ama rahatsız olacak, yiyemeyecek olduktan sonra koymamın bir anlamı yok. Peki sen beğendin biraz mi bir tür bu çorbayı lebeniye? Bana ağır geldi hani benim damak tadıma ağır bir çorba göre. Evet, evet ağır bir çorba ve tuzu da fazla geldi. Kimse tuzu yok fazla ya, bulmadı ama. Normal. Tuzu fazla. Sen çok susuz yiyorsun acaba. O yüzden. Onda. Hani. Yok normal tuzu. Bu çorbayı bir tık az tuz koysaydın olmazdı. Bu sefer diyeceklerdi ki. Doğru. Yok tam kararında. Tuz olmadığında baharatlar da öne çıkmaz zaten. Peki beğendin mi lezzetini? Kararında. Beğendim hani kararında yapılmış ama tabii ki şu pirincin suyunu çekmesi ve biraz bekleme payını da hesaplayarak. Biraz yani hani sıcak da geldi onu da değerlendirirsiniz. Bayağı maşallah. Sıcak. Bayağı sıcak geldi. Aynen öyle. Meral. Bana sıra geldi. 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 Hadi bakalım. Hanımdan Betül Hanım'dan gelememişti. Şimdi çorbayı sunarken üstünde yağ içine değil de üstüne yağ gezdirilip sunulsaydı görsel açıdan çok daha güzel olurdu. Bir programda olduğumuz için biraz daha görsele de göze de hitap haklısın etmesi gerekiyor. Evet, doğru. Doğal olarak kıvamı belki durdukça katılaştı. Bir tık daha belki suyla özdeşleştirilebilirdi. Ama durdukça hak veriyorum katılaşacaktır. Onun için kıvamını es geçiyorum. Sadece görsel açıdan üstten zeytinyağı, işte tereyağı neyle yapıyorsanız üstüne gezdirilseydi
bana daha çok hitap edecektir. Zeytinyağı mı gezdirilir bunu? Tereyağı. Tereyağı daha mantıklı zaten. Tereyağı ile zeytin şöyle. Kabağı da ister misin? Yoksa sadece şu ikisini. Ben normalde bütün yemeklerime zeytinyağı, bazılarına zeytinyağı ama bazılarına zeytinyağının yanında alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Tereyağını da şöyle karıştırırım. Şimdi siz evde gezdiriyor olabilirsiniz ama burası bir yemek yarışması sonuçta. Neyi gezdiriyor? Zeytinyağını gezdiriyormuş. He, zeytinyağı. Arada ayçiçek yağını gezdiriyormuş. Kızma zeytinyağı. Ayçiçek yağı gezdirme ya. Yağı kullanmıyoruz. Ama olmaz o zaten. Ayçiçek yağı ben yıllardan beri hiç evime almıyorum. Şöyle kızartmalarda da kullanmıyorum. Kızartma yapmıyorum. Karadeniz'de kullanılır aslında ama ayçiçek yok, yağı. Yok, yok. Sende yok. Ben bizim evimize girmiyor. Aa. Yani bizim sadece yoğurdumuz, kızartmalara. Yoğurdumuz kendimizden, zeytinyağımız kendimize hiç hazırlanır. Tereyağınız. Tereyağımız Karadeniz'den. O muhteşem Trabzon yağı. Aynen. Tereyağı. Meren Hanım yani şu an ağırlığını koruyor. Yavaş yavaş ilerliyor. Ama bence şey yapacak. Dişini yavaş yavaş göstermeye başladı. Peki bu çorba zeytinyağı mı tereyağı mı? Ben karıştırıyorum. Yani, karıştırılmaz. Yani. Kesinlikle tereyağı koyulur. Yani bu. Evet. Yani normalde görsel biraz evde daha sıvı ve sarı olduğundan dolayı biraz tereyağıyla karıştırıyorum ama tereyağı var. Evinizde eşinize yaparken yani evet, çocuğunuza yaparken evet ama standartında yok o kadar tereyağı. Tereyağıyla karışık ama. Efendim? Tereyağıyla karışık diyorum. Yani tereyağı ağır olacak. Ben atıyorum bir tatlı kaşığı yani karıştırıyorum. Ya bu çorbada kesinlikle aynen tereyağı ve nane. Bu bir kural değil herkesin damak tadına göre. Yani biz yemek yaparken tuz şu tam şu oranda olacak ya da şeker tam şu mesela zeytinyağlılarda. Tam olması gibi bir restoranda bile yeseniz tam kıvamı. Çok pardon. Bu çorbada olmazsa olmazdır. Hani tamam yani evde yaptığınız çorbalarda vesaire ister zeytinyağı kullanın ama lebeniye çorbası yapıyorsanız tereyağını, kuru nanesini kavuracaksınız güzel, yakacaksınız. Yani tamam yakacaksın katılıyorum ama ben ekstradan zeytinyağı da çünkü ekliyorum. Çünkü bunlar oturmuş hani lezzetler olduğu için bilinen tamam, oturmuş lezzetler. Zeytinyağı eklendiği zaman ne oluyor? Nasıl ben size şimdi iki tane çorba yaparım. Biri tereyağla zeytinyağı karışık, evet, biri sadece tereyağı. Ayırt edemezsiniz. Ederim. Ederim. Ben de ederim. Ederim. 9 yaşından beri de mutfakta yani. Tamam ben bir gün programdan sonra sizi evime davet edeyim. Yok bu Trabzon'da edeyim. Mesela örnek veriyorum ben Trabzon'a da gittim. Trabzon'da yani arada tereyağı sizin kullanılır. Damak tadınızı ya evet, bozacak. Evet siz Karadenizlisiniz. Aynen Trabzon'da bir kere tereyağı kullanılır. Yani o yani tereyağı sizin olmazsa olmazınız. Tabii yani ki evet kişiden tereyağı ama her yemeğe de tereyağı konacak diye. Çünkü kalkıp da mesela nasıl yapılır bu yani çorba onu sordum. Tereyağıyla mı zeytinyağıyla mı? Sen içmiş miydin daha evvel lebeniye? İçmiştim de ha, hani tereyağıyla olduğunu biliyordum. Sadece evet sordum. Betül Hanım çok tatlış duruyor ama acaba öyle devam edecek mi? Bilmiyorum. Yani böyle o göründüğü gibi duracak mı acaba? Çok minnoş. Sen iddialısın galiba Fatma. Hem bir Şanlıurfalı olarak gördük değil mi? Aynen. Göreceğiz diyorsun. Aynen. Bu arada şey, yöresel mi gideceğiz yine acaba? Yemek yaparken de zorlanmayacak mısınız? Yaptığımız gün görürsünüz. Ziyaret yani zorla yani aynen ben de bu tırnaklarla yemek öyle yapacağım. Öyle mi? Çıkaracak mısınız? Kesecek evet misiniz? Evet, çıkaracağım. Misafiriz bugün. Misafirliğimizde gelelim sevindim istedim. Buna sevindim. Bu şekilde evet yapmıyoruz. Hijyene bu kadar takık biri zaten olarak ben. Eldiven. Tam tersi de oluyor. Eldiven kesebilir o tırnaklar yalnız. Ben çok deliniyor o zaman zaten. Hayır, ben el lezzetine inanan biri olarak kesinlikle eldiven olayına karşıyım. Sadece ya çok gözümü senden alamıyorum kusura bakmayın. Böyle hoş, öyle tatlış bir şey söyleyeceğim. Bu DJ olduğun için mi? Yok böyle benim tarzı, genel tarzım sen böyle genelde böyle evet seviyor musun bu tür şeyleri? Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. Ay çok da genç. En gencimiz sensin herhalde içimizde. Bekar mısın? Bekarım. Ziya Bey hepsinden daha bir şey böyle bir daha kaynanan sanki bilemedim yani. Onun daha böyle şey olması, bu sert olması neden acaba onu beni düşündürüyor. Hani sert giderim, sert başlar, sert devam eder mi diye düşünüyorum. Vallahi biz de dostların insanız. Kendi bilir yani anladın mı? Tabii DJ 26 yaşında. Evet. Tabii ki Bekar. Sen evli misin? Ben evliyim. 3 aylık da bir kızım var. Aa yeni doğdu. Aynen. Allah ona babalı büyütsün. Şansı bahtı açık olsun. İnşallah. Adını ne koydunuz? Adı Kumsal. Kumsal. Aynen. Ben de Kumsal'ımı öpüyorum. Eşimin yeğeni de Kumsal ismi. Ne onun güzel. Onun şansı için katıldım ne zaten. Ne güzel. Fatma? Ben de evliyim. Evlisin. 17 yıllık evliyim. 15 yaşında oğlum, 11 yaşında da kızım var. Maşallah çok bayağı genç. Kızımın size böyle o kadar çok hayranlığı var anlatamam. Öptüm adı ne? Elif. Elif'i de öpüyorum. Veray? Ben de 4 tane kızım var. Hah
Söyledi görmüyorum. Maşallah. Dört tane kızım var. Dördünde selamını getirdim Ali, size. Selam, hepsini öpüyorum. Neredeler? Anam, ne yapıyorlar? İki tanesi üniversitede. Maşallah, sen de gençten evlenmişsin. Evet, yani biraz şanslıyım bu konuda. İki üniversitede, birisi lisede, biri de 9 yaş. En küçüğüm 9, en büyüğüm 22 yaşında yani. Hayır! 9-22! Kaç sene sonra ben şimdi 12... bu saatten sonra artık hayatımı yaşayacağım çocuk bakmakta. Yani helal olsun size Meral Hanım. Efendim? İşler böyle olur zaten. Trabzonlar böyle olur diyor. Evet. Ben yani 9 ya. Hakkını veriyorum. 13 yani yıl sonra mı? 13 yıl sonra mı? 13 yaş mı aralarında? Ben matematikte kötü. En büyüğüyle en küçüğü arasında mı? 12, 13. 13 hadi yaş. Hadi hesaplayalım. 22, 9 çıkarın. Mühendis. 13. 13 doğru söylemişim. Ben şaşırdım. 13 sene sonra. Yani şey ama büyük, öyle büyük abla Zuhal değil mi? Evet, en büyük ablayla en küçük. En küçük. Bakmıştır onlar aynen, birbirlerine. Annelik yapıyordu. Yani öyle çok güvenerek öyle olmuyor. Yani ne bileyim 13 yaşındayken ben mesela 10 yaşındaydım kardeşim olduğunda çok baktım. Bakmadı mı büyüğü? Yani tabii ki yardımcı oldu ama şimdi ister istemez onlar çok çabuk bıktıkları için hemen zorluğa kaldıkları zaman sen bak tamam bu kadar. Şesime şöyle koyayım. Şimdiki nesil biraz alınma canım benim. Şey biraz. Ve kuşa. Çabuk yoruluyorlar. Tahammül seviyeleri bizimki kadar yüksek değil. Değil. Öyle bir soru biraz sabırsızlar, biraz tez canlılar. Fazlasıyla. Z kuşağının hakkını veriyorlar yani. Z kuşağının hakkını vermek lazım. Buradan bütün genç kardeşlerime, çocuklarımıza selamlar. Haklarını arayan, savunan, isteklerini, ihtiyaçlarını dile getiren, çekinmeyen, özgüven sahibi baskın bir nesil. Karakterler. Bayılıyorum o özellik. Biz öyle değildik. Ama bu anne için güzel bir şey mi? Baskın olması. Benimki daha 9 yaşı, 9 yeri bitti. Değil, bir tane kızım çok baskın. Bana sorun yani evde hangimiz anne, hangimiz kardeş, hangimiz şey. Yani bir kızım çok, yarın inşallah. Göreceksiniz o kızımı. Ha, gelecek mi? İnşallah. Ha, yarın sen mi yarışıyorsun? Yarın ben yarışıyorum. Aman Allah'ım, düşes var yarın. Düşes var. Düşesimizi göreceğiz yarın. Sen de ama çok şıksın. Teşekkür ediyorum. Çok tarzın yani. Çok sağ olun. Var mı modayla bir alaka? Modayla bir alakam yok ama giyime dikkat falan. Ederim. Yok, yok ama güzellik uzmanıyım. Hah! Süper, onu da söylemişlerdi. Pardon. Güzeller, güzellik uzmanı, güzel hanımlar. Ve bu arada neler geldi şimdi bir hatırlatalım. Kuru patlıcan dolması, salatalıklı havuç tarator. Bu neydi Serkan? Yoğurt. Biber borani. Biber borani ve narlı neydi? Peynir topları mı? Evet. Hadi bakalım buyursunlar, gelenler başlayabilir. Yemeğimiz başladı nasıl olsa. Sunum nasıl, tabaklamalar? Onları da konuşalım. Görüntü güzel bence ya. Şu değil mi? Narlı yani, peynir topu hoşuma gitti. Serkan Bey, et kıymalı değil mi bu? Yok. Zeytinyağlı mı yaptınız? Yani zeytinyağlı sayılmaz aslında, salçalı olduğu için ama zeytinyağlı yaptım. Yani zeytinyağlılara salça, girmiyor. Et salçası mı? Hayır. Öyle bir vibe aldım. Biber salçası çok kullandım belki ondan. Olabilir. Kuruluklar evet, marketten mi? Biber salçası... Yok, onları ben Urfa'dan getirttim. Hmm, bravo. Ekşiliğini sumakla mı verdiniz? Sumak da var, limon da var. Onda da dinar ekşisi var. Minimum tutmaya çalıştım sizin için. Ben limon çok koyuyorum normalde içine. Yani 3 tane falan koyuyorum biraz normalde. Biraz fazla geldi bana. Bunda yarım, yani bir koymadım yani. Bir falandır belki. Ona rağmen çok geldiyse. Sen de yesene. Ben de yiyeyim. Eşlik et bize. İnce daha çok ben böyle şey yapıyorum. Evet, ekşisi biraz vuruyor. Bayağı limon, ekşi. Patlıcanlar pişmiş mi? Bayağı bir ekşiliği var ya. Patlıcan pişmiş. Neden ama öyle? Ekşi, çok ekşi. Peynir toplarının içinde ne var Serkan Bey? Tam yağlı inek peyniri, lor. Mandramızdan diyorsunuz. Efendim? Mandramızdan. Yarışmacı diyor, para ihtiyacı yok diyor, mandrası var benim. Ben para için gelmedim, ben sizleri görmek için geldim. İnsan tanımak daha iyi, insan biriktirmek daha iyi değil mi arkadaşlar? Para bir araç sadece. Geldik. Ne optimist bir yaklaşım. Yaklaşım. Bence de öyle. Doğru olduğunu düşünmüyorum ama. Tabii %50 şey var. Olsun, kür. Yani küründen tabii. Yani bu narlı peynir topunu ben de çok mantıklı bulamadım. Yani bir yerde yemedim hiç böyle bir şey ama... Şu yani aslında, çekirdekleri vesaire derken yerken de çok da hoşuma gitmedi. Hoşuma yani, gitmedi yani. Order tabağı olduğu için genelde böyle davetlerde görünüm güzel olduğu için bazı davetlerde olabiliyor tabii. Ben bayağı davete de katıldım. Bayağı yere de gittim ama ilk kez yiyorum bunu. Anladım, sizinkilerde yok. Görsel olarak koydunuz sanırım bu. Yani ben şöyle evet tabağı. Yoğurtlu çok yaptığım için onda nar renk katsın diye aslında biraz daha. Bence evet. İyi bir fikir ya. Ve dolma biraz ağır olacağı hoşuma için gitsin. Size şey olsun renk diye. Renk yani tabakta da. Benim evet. Hoşuma gitti şeyi, yani düşüncesi, şekil olarak. Ve Serkan Bey dolma çok ağır olmamış.
Yani yani ağır olur dediniz ya. Yok salçalı yağlı falan filan ya onlara ha, yok yani şey, şey et, ağır değil de biraz ağır içinde bayat bir ekşilik var. Bayat bir ekşilik. Bayat bir ekşilik. Nasıl bir evet. ekşilik ben onu bilmiyorum. Böyle sanki bir malzeme içinde kullanmış olduğunuz salçası olabilir. Bayat gibi geldi bana. Sumağını nasıl kullandınız? Yani toz mu toz. Yoksa hani yok toz. Toz olarak kullandınız. Evet. Ama bunun olmazsa olmaz biliyorsunuz. Yani toz olarak koyduğunuz zaman böyle o ekşiyle suda beklettiğiniz tane sumak çok farklı oluyor. Sumak özellikle ekşisi patlıcan, de çok yakışır. Aynen patlıcanın evet. pişerken üzerine... Ben böyle yapıyorum hep sürekli ve böyle beğenildiği için hani böyle takdirinize sumak isterim ama siz isterseniz tabii ki sumak ekşisiyle yapabilirsiniz. O da vardı içeride ben onunla yapmadım yani sadece sumak kullanmak istedim toz yani olarak. Salçanın... Ben suyuna da kullanıyorum aynı zamanda bu arada. İçine koyduğum gibi suyuna da koyup üstüne döktüm suda da aynı limon yine zeytinyağı ve sumak koyuyorum içine. Sumak diyor ama Fatma Hanım hani bu arada her yorumuma atlıyor sürekli sözümü kesiyor ben konuşamıyorum ama yani bu salçanın atlıyor üzerine derken. Sumak gider miydi? Gitmezdi. Hani onun orantısını iyi ayarlamak gerekiyor. Ne demek atlıyor? Siz yaparken... Yani siz, ben az önce konuşuyordum Serkan Bey'le, birkaç kez bu oldu. Soruyorum, ben de burada bir yarışmacıyım. Kendi çapımda değerlendirmeye çalışıyorum. Ne zaman ben konuşursam lafımı bölüp siz yorum yapıyorsunuz Fatma Hanım. Sanki konuşmanız gerektiğini ben konuşurken anlıyorsunuz ve benim yerime konuşmaya çalışıyorsunuz. Alakası yok, ben sormam gereken yerlerde soruyorum. O zaman siz söz sizdeyken konuşun, bendeyken müsaade edin ben yorum yapayım. Buyurun. Yapabilirsiniz. Tamam ben yorumumu yaptım. Teşekkür ederim. Betül niye benimle uğraşıyor bilmiyorum ama bir takıntılığı var bana karşı. Arkadaş bir de DJ'lik yapıyormuş ya. Sesle ilgili de sıkıntısı var. Kulaklarına baktırtabiliriz eğer isterse. Bence sıkıntı var kulaklarında. Duymuyor beni. Kendisiyle ilgili sorunları var bence. Psikolojik tedavi görmeli. Yani o yüzden de hani benim gibi güzel, bakımlı, hoş bir kadını yanında görmek istemedi. O yüzden çok rahatsız olduğu için bana saldırdı. Kıskançlıktan yani Fatma Hanım'ınki. Başka hiçbir şey değil. Yani siz bana yorum yapmak istediniz. Rahatladıysanız değil mi? Çok rahatladım. Fatma'ya yorum yapmak istedim. Aynen bana yemek yorum yapmak istedi çünkü. Ben yaptım. Arada yemekle ilgili de yaptım da. Hani peki, neler? Kadar... Teker teker isim vererek bize şu şöyle olmuş mu böyle olmuş diye anlatır mısın ara yemek tabağını? Şimdi dolma için şunu diyebilirim, bana ekşisi çok fazla geldi. Doğrudur. Ve ekşiyle beraber, salçayla beraber tuz oranı da biraz fazla gibi geldi. Çok abartılacak şekilde değil ama belki de ekşiden o tuz oranını fazla hissediyorum. Kıvamı aslında iyi, sadece tuzu fazla. Pişmesi nasıl? Pişmesi de iyi. Patlıcanlar biliyorsunuz ki pişmeyi de biliyor mesela, kuru patlıcan zor biraz. Diyor ben bu ayarda severim zaten. Yok, hani pişme, bu pişmiş zaten. Pişmiş yani patlıcanı sadece soruyorsak pişme oranı İçini? İyi. İçi de iyi. Şimdi bazen bazı biraz daha lapa ya da işte biraz daha evet. diri damak tadına göre değişebiliyor. Hani diriliği bana göre iyi. Patlıcanı da bana göre iyi. Narlı toplara gelince, peynirli toplara gelince benim damak tadıma hitap etmedi. Ama görsel olarak görsel güzel. Görsel olarak yani. Güzel. Evet. Onun dışında havuçlu mezemize geldiğimiz zaman havuç taratora bunu da beğendim. Bu güzel. Aslında biraz daha yediğiniz ordövr tabandaki bu mezelere freşlik katmaya çalıştım. Yani limonun fazla olması, anladım. Bunu, biraz narın, ekşi, bir yerden freşlik biber hani istedim. Biraz daha böyle rahat yoğurtlu havuç tarator yağlı ağır gelmesine salatalık koydum ekstra daha hani bunu yani bu şekilde evet. Ama şöyle yani işte zaten buna ekşilik vermişsiniz fresh olsun hı-hı. diye. Yoğurt var, nar da ekşi. Yani. Nar tatlı nar ekşi tatlı biraz ya. Daha aslında ekşi yani değil. Çok yani tatlı ekşi değil aslında. Bir mayhoş hafif böyle. Yani Borani'yi de bir duyayım tatlı. Önce Meral'den onu söylemedi. Borani de iyi. Borani de iyi. Ben onu da beğendim. Peki Ziya? Sadece bence... dolmayı çok damak tadına hitap ediyor. Borani, biber Borani güzel. Ben bunda belki salatalık sulandırır dedim ama sulandırmamış. Aslında salatanın suyunu sıktığım için aynen. kullandırmadım. Güzel. Bu bunun suyuna dikkat ettim ben acaba su bırakacak mı diye bırakmamış. Dediğim gibi bu benim de damak tadıma hitap etmedi. Bu deneyelim isimlerini verelim. Anladım. Narlı peynir topları
benim damak tadıma hitap etmedi. Bence tadı güzel. Niye hitap etmedi? Sizi anlamadım. Bence peynirin tuzuyla narın tatlılığı ve ekşiliği güzel bir ikili olmuş. Siz ama beğenmediniz. Meral de beğenmedi. Sen de mi beğenmedin? Yok, damak tadıma hitap etmedi. Belki güzel başkası beğenmedi. Ben bir şey söyleyeceğim. Yani Anadolu kültürü var, Uzak Doğu kültürü var. Ne alaka bu tabak yani? Hani birbirleriyle hiç alakası yani, yok. Şimdi davet sofrası ya bu. Yani bu davet, evet, davetlerde de çıkıyor zaten. Yani doğu gitti diye doğu mu gitmesi gerekiyor? Yani ben buraya şırdan mı koysaydım? Anlamadım. Hani birbirine nasıl yakışması bir şey gerekmiyor mu Serkan Bey? Şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten bu hani şırdan olsa şey daha ya, iyi olurdu bu benim arada. Benim önümde fark ettiyseniz hep böyle bir peynir ya sütlü bir şey var. Bir salçalı bir şey var. Yemeğim de öyle mesela. Kremalı et. Ama yanında da meyhane pilavı var. O da salçalı. İşte koyu falan domatesli. Yani biraz da aslında yanına öyle dengelemeye çalıştım. Yani tekrar yanına mesela siz olsaydınız ne yapardınız bunun yanına? Yani dolmanın yanına mı? Dolmanın yanında. Dolmayı hani Anadolu buldunuz ya. Evet. Daha mesela doğu batı ne koyardınız yanına? Suşi koymazsınız herhalde. Serkan Bey çok pardon bitirdiyseniz bir şey. Daha diğer bitirmiş değil mi? Yani hep aynı yeri yapıyorsunuz. Fatma'nın sizde yani. Zorluğunu böldüm sözünüzü. Ama zaten Betül de Ziya'yı yaptı. Demin Fatma'ya söylediği şey sen yaptın. Daha adam taratını beğendi, evet, topu beğenmedi. Tam da şeyi anlatıyordu. Dolma. Dolmayı anlatıyordu. Dolma, demek ki bölünebiliyormuş. Ekşi. Dolma ekşi. Hep benimki bölünmüyormuş. Ben daha Antep usulü, hani Antep usulü seviyorum. İçerisinde kıyma vesaire seviyorum. Kıyma yok ama genel olarak çok ekşi. Pişmesi nasıl? Pişmesi güzel ama ekşi. Çok ekşi yani. Hmm. Güzel pişmesi, ekşiliği onu şey yapmış. Engellemiş diyebilirim. Ekşilik bir tık daha az ekşi. Peki ben kıyma koymuş olsaydım bunun içine. Şimdi çorbanda kıyma var. Bunda kıyma var. Ana menü et. Hayır olmazdı. Yani şimdi ben... Hayır yani, yok, problem kıymalı olup olmaması değil zaten. Ben kıymalı seviyorum ama bu da güzel olmuş dedim. Ama ekşi... Teşekkür ederiz. Ekşiden dolayı bu negatif. Ya yani ben bunu bitiremem. Negatif. Bu kadar ekşi... Bu olur, dolmayı bitiremem. Dolma. Peki Betül... Evet, yani midemiz biraz karıştı farkındaysanız aşkım, daha sen, şimdiden senin işin, yani. Bitti zaten senin işin, sen onu ayarlayacaksın artık midende. Anladın mı yani? Tolere etmeye çalışacağım. Yani teşekkür ederim ama. Yani o çorbadan sonra böyle bir ara geçiş ve sonrasında antrikot ve meyhane pilavı ne yapacağız biz bugün, eve gidip artık bayılırız herhalde. Ya da gidemeyiz eve. Şöyle bir şey var ya ama... Çorba biraz daha hani yoğurtlu olduğu için evet belki ağır bir çorba, tok bir çorba ama en azından ben karşımıza sizin böyle... Yoğurdundan dolayı değil de pirinçlerinden o hani evet, kıvamından dolayı bir etliydi yani. Her, aynen, hem dolmada pirinç, bulgur var mı? Bulgur yok galiba. Yok. Ama yani sonraki menüde bulgur var. Bulgur şeyde var, bir sonraki bulgur menüde. Bulgur da ama yiyeceğiz. Zaten pirinç başka. Peki sen yemeklerini anlat bana. Benim yemeklerim daha fresh. Yok yok, önündeki ara yemeklerim. Kendi yemeklerine girmeyelim tabii, menüyü söylemiyoruz ya. Evet tamam. Yani top değil, evet. O konuda hani hepimiz hemfikiriz. Tadını diğer... mı beğenmedin narlı topun? Yani çok yemedim. İki Allah Allah. Kaşık aldım. Diğerlerinden birazcık böyle çatalımla hani didikledim. Tadına baktım. Sarımsağını beğendim. Çok az koydum yine tarat, siz rahatsız olmayın diye. Evet, ayarında. Bunun ne olduğunu... Biber borani. Borani. Evet. Böyle oluyormuş demek ki. Demek böyle oluyormuş ha. Demek ki böyle oluyormuş. Evet. Böyle oluyor. Arkadaşlar. Ya Betül Hanım çok fazla aynen. Mutfak ilgisi yok. Aa! Bence. Nereden ne biliyorsun? Ya bu böyle yemeğe bakarak böyle bu ne acaba? O zaman burada ne biber olduğunu da, ya biber olduğunu da mı anlamadınız içinde? Ya çok benzetemedim onu demek istedim. Tadından anlayamadınız mı biber olduğunu? İşte ön yargı demek istedim. Peki dolma nasıl tatlışko? Dolmayı demiştim ya, o bayat ekşiliği olmasa. Bayat ekşiliği ne ya? Ne bayat? Yani bayat güzel aslında. Yani öyle bir ekşilik ben görmedim hayatımda. Bozulmuş bir tat mı var? Ekşi bir, evet, yani bir şey yani, bozulunca hani çıkan, şey ortaya çıkan tat mı çıkmış orada? Aynen. Pişmesi nasıl dolmanın? Bayat. Yok güzel. Allah Allah, benim gibi tıkır tıkır benim pirinçlerim ya. Benimkiler birbirine değmemek için kaçıyor pirinçler. Şöyle bakar mısınız? Zor. Tane tane. Benimkiler tıkır tıkır pişmemiş. Soruyorum herkesinki ama bana denk geldi. Ben anladım, siz herhalde sizde belki de bayağı tıkır tıkır. Üstten mi alttan, belki o mu farklı? Yani tencerenin biraz altından. Biraz alttan alır insan. Sizde hep... Vallahi tıkır tıkır. Benimkiler ne patlıcanı pişmiş ne pirinci. Enteresan. Ya öyle bir problem benim tabağımda yok. Yok yok, hayır. Olmadığına göre sizde bir tek bana denk geldi herhalde. Tamam. Yani, ben de ekşiliği iyi, bana iyi geldi dolmanın. Şey. Çünkü üstte kalmış muhtemelen. Ekşiliği sen o yüzden alta. Havuç taratoru beğendin. Borani beğendin mi? Borani pek beğenemedim. Onu beğenmedin. Narlı topu beğenmedin. Onu da beğenmedim. Dolmayı?
Yani dolmayı biraz beğendim. Biraz o beğendim. Bayatımsı tadı değil. Genel olarak beğendi galiba. Bayatımsı tadı. Biraz ben de anlamadım yani. Yani ben öyle bir tat alıyorum. Allah Allah. Ben çok seçeceğim de. Siz yemek çok yapıyorsunuz galiba. Ayırt edebiliyorsunuz yani. Biz bu kadar insan. Damak tadım güzel yani. Gurmelik var. Damak tadım. Biber buranında biber olduğunu bilmeyen damak tadı mükemmel. Yani görüntümle dalga geçmek yerine Ziya Bey. Ben yorum yapmadım. Yeni bozuldu. Ben ne gibi biber buranın içerisinde biber olduğunu anlamayan hanımefendi dedim sadece. Anladım. Onu ama gerçekten bilerek lafları fark etmemişsiniz. Yok ikizler herhalde bunlar. Fark etmemişsiniz. Biberler yanmış. Neye benziyorum? Biberler yanmış. Alma otur evet. Değilmiş. Ay git yaka kartı. Berkan Bey biberler yanmış. Neden söylemiyorsunuz? Yanmış mı? Öyle bir yorum geldi. Önünüzde var. Nerede yanmış? Nerede yanmış? Hani? Benim önüme gelen bakın yanmış. Gösterin. Sinti ya. Ben de... O yüzden ben de bu ne diye sordum. Ondan siz anlamadınız biber olduğunu. Ben de dedim neden anlamadım diye. Ben o yüzden dedim. Biber harika. Var orada yanmış. Yanmış. Gayet yeşil biber işte pişmiş. Yeşil mi? Siyah. Yanmış. Hayır. Nerede yanmış ya? Yanmış. Yanmış mı? Hayır. Yansı. Kusura bakmayın. Yansı ben onu çıkarırım oradan. Benim tabağımda da yanmış. Bu da değiliz yani. Biber Borani de hepsine de gösterdim. Biberim yanmış çatalımla. Bizimki yanmamış dediler. Onlarınki yanmamış olabilir, ne yapabilirim? Ama benim tabağımdaki yanmıştı ve ben de bunu ne diye sordum. Hani sırf benim üzerime gelmek için oradan da vurmaya çalıştılar. Bugün ben yarışmıyordum ama herkes benimle uğraştı. Buna anlam veremedim. Betül Hanım'ın mutfak bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bibere yanmış dediği yanık değildi. Yani ben zaten onun yemeklerden anlamadığını düşünüyorum. Bence Betül Hanım'ın mutfak bilgisi yok. Kesinlikle yok. Normal öğrenciler gibi herhalde onu bütün öğrenciler yapar. Öğrenci kıvamında belki bilgisi vardır. Ki Fatma'yı da dinleyelim. Ara yemek tabağıyla ilgili şöyle söyleyeceğim. Ya yoğurtla peynir aynı tabakta olmamış. Öncelikle onu söyleyeyim. Neden order tabaklarında yoğurtlu mezeler, haydariler, şunlar bunlar gelir, yanında peynir, kanepeler gelir, şu gelir, bu gelir, muhammarası gelir. Ya böyle bir tabakta bilemedim. Ya misafir ağırlıyorsanız... Tabağın şeklini beğenmediniz. Hayır. Hayır beyefendi, özlemek istemedim. Yani bir kere patlıcan da kafanız karışmış. Zeytinyağlı değil, etli değil. Zeytinyağlı ama zeytinyağlı yani zeytinyağlı deyince salçasız akla geliyor ya. Şimdi zeytinyağlı diyeceğim bana diyeceksiniz ki burada. Keşke bunu menü zeytinyağlı salça koymuşsun. Yaptığınız menüyü açıklasaydınız. Yani biz neyle karşılaşacağımız şu sürpriz. Kuru patlıcan dolması işte yani kuru patlıcan dolması. Yani nasıl bekliyorsunuz? Yani kuru patlıcan dolmasını herkes istediğine göre yapabiliyor. Kimi etli yapabilir, kimi kıymalı yapabilir. Ben normal pirinçle yaptım. Peki nasıl buldun dolmayı? Dolma size katılıyorum Zoya Hanım sanki bir tık. Hani çok değil de bir tık biraz dişe geliyor. Pirinçler. Ben... ekşisi güzel ama. Bence de ekşisi güzel. Ekşisi güzel. Bu da böyle yeniliyor ama işte. Yok işte bence iki tane dolma yukarıda kalmış olabilir. Belki olabilir. O yüzden bende pişmede hiç sorun yok. Şöyle. Yok, ya bir... Pişmede tencere sorun yok. Tencere küçük olduğu için. Evet şey lafınız var. Lafınızı böldüm. Dik koydum hepsine ve tencere tam doldu. Yani üst üste koymalık bir şey yoktu. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir tek ben mi ekşi buldum acaba? Ben de. Yok ben de ekşi buldum. Tamam, ben bulmadım. Benim bana göre tamamdır yani ekşisi. Evet onun dışında. Yani biber borani de... fena değil. Şu tabakta herhalde en çok beğendiğim o oldu. Afiyet olsun. Onun dışında havuç taratorda şeyler suyunu salmayışı güzel. Lezzeti güzel. Galiba en çok beğendiklerim biber borani ile havuç taratorunuz. Diğer ikisini maalesef beğenemedim. Ha. Yani bir Urfa olarak ya, önemli bir yani öyle. Ağlıyor. Yeni dağla doğru böyle neden, bir yüzün çöktü ses titreme. Neden biliyor musunuz? Neden? Ya, patlıcan dolmasını böyle görmek istemezdim. Yani bir tane öyle bakma sen de o zaman. Nasıl bakarsın öyle görürsün biliyorsun. Gözler kalbinin aynasıdır ama şunu söylemeye çalışıyorum. Sen Urfalısın diye ben sana Urfa özgü bir şey yapmayacağım yani ben Ege'liyim. Ortaya karışık yaptım, yörük işi yaptım. Doğma büyüme İzmirliyim. Baba Mardin. Okay. Annem Manisa. Ben karışığım yani ortaya. O yüzden ortaya karışık. Ben ortaya karışık. Gerçekten karışık. Ortaya karışık yaptım olmuş. Ama çok uyumsuz da değil yani şimdi. Kimse de hakkımı yemesin burada. Çok uyumsuz. Görsel olarak baktığınızda yoğurt, görsel olarak oldu. Güzel. Ondan dolayı. Yani şöyle evet ama uyumsuzluktan ziyade çok yoğurdu peki. Kullanmışız. Artık ben geçeyim bari. Eline sağlık. Afiyet olsun. Özellikle havuç taratoru çok beğendim ben. Şöyle. Havuç taratoru çok güzel. Gördüm. Bitirdim. Afiyet olsun. Borani de güzel. Ben nartopunu da beğendim. Evet bir tık peynirin bir yoğunluğu var. İçlem şişti. İçlem şişti, vallahi şişti. Belki Borani'yi yapmasan da olabilirdi.
Nasıl olsa dolma gibi bir aynen, şey var. Aynen bir tanesi aynen. Eksik olabilir. Yani Bora niye gerek yoktu? Üç çeşit de yeterli olurdu yani. Kendisine... Zaten yoğurtlu meze var. İki tane aynen. Yoğurtlu meze evet olmayabilirdi ama. Zamandan da kazanırdı. Efendim? Zamandan da kar ederdi. Evet. Yani bu kadar karıştırmaya bence gerek yoktu. Evet, zamanla ilgili zaten bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Neden? Yani çok basit mi? Hemen basit. Ama hemen hemen herkesin bildiği şeyler ve zamanı çok harcayacak şeyler değil. Öyle mi? Borani'li yani hemen iki dakikada biberleri falan ayıklayın yoğurt. Çok basit bir menü. Zaman harcayacak hiçbir şey yok diyorlar. Yani yetiştirmeniz gayet normal. Yani basit zaten diyorlar. Zaman harcayacak hiçbir şey yok diyorlar bu menüde. Siz öyle diyorsunuz ama öyle bir şey yok yani. Ben öyle kendi. Düşünmüyorum ya. Vallahi zaman harcayacak bir şey değil. Hani zamanının yetmemesi zaman gibi bir şeyle karşılaşma. Yani kıl olarak burada baktığınızda normal. Pişmeyen bir tek peynir topu var. Onun haricindeki hepsi ocak görmesi gerekiyor yani. Ocak da 5 tane burada. Ocak görmüş zaten merhaba. Yok hani şunu söylemeye çalışıyorum. kendi içine doğrayıp çiğ olmuyor onu söylemeye çalışıyorum. Pişiyorum ya ben bunları bir işlemden fazlasıyla geçiyor. Tek bir işlemden geçmiyor. Ben. Tabii ki Borani'de de öyle. Tek bir yapamam. Tek Borani ben, öyle. Yani evet ama vakit alacak işlemler değil. Siz orada kızartırken hemen öyle uzun tarafta soğan bile doğrayabilirsiniz yani. Hemen tak diye kızarmıyor çünkü. Ya bence bu yarışmada basit deme hastalığı var. İnsanlar 3 tane el açması yemek yapıyor gene basit diyorlar. Yani acaba basitlik neye göre? Komple alayım ben isterseniz. Hiçbir şey basit mesela? Değil. Emek, gerçekten emeği ben takdir şey ediyorum. Şurayı yaşamadan onu bilemiyorsunuz. Ben evde normalde daha hızlıyım ama burada işte bir şekilde panik yapıyorsun ve yapamıyorsun. Bir şeyler oluyor. Yani ne kadar profesyonel olursanız olun ben göreceğim sizi. Evet. Yani öyle olmuyor. Konuş çok kolay yani. Oradan. O heyecanı yaşamak da güzel bence. O heyecanı yaşamak da tabii. Güzel. Çok güzel bir anı kalacak. Ve bu yarışmaya katılabilmek de çok büyük bir cesaret istiyor. Bunu kesinlikle. Özellikle söylemek kesinlikle, istiyorum. Ben tabii ki. Bütün arkadaşlarımı bunu tebrik ediyorum vallahi ve takdir şey ediyorum. Aynen öyle. Medeni cesaret. Gerçekten ciddi cesaret. Milyonların önünde yemek yapacaksınız. Yani kolay bir şey değil. Tabii ki her zaman yaptığınız şeyler bazen burada olmayabiliyor. Aykut, her zaman tutturduğunuz tarifler burada tutmayabiliyor. Ya. Efendim? Ay ya Meral Hanım'a da düşes dedik yani. Hani öptük dedik, kraliçemizdir dedik. Hani tahta o geçecektir dedik başımıza yani. Direkt çıkma be ablam be. Sussex düştü. Hani abla be. Ama bugüne özel şık olmak istedim. Teşekkür ederim. Ben sizin için farkındaysanız trafik lambası gibi geziyorum zaten burada yani. Trafik lambası mı? Yani dada ne bu? Lambası. Gece... Ben... Koyu renkler yahu. Parlak ya hani ondan dedim. Olsun gayet şık öyle çok... Ne fosforlu sarılar, neon yeşilleriyle gelirdi. Serkan Bey olmamış mıyım sizce? Bence çok hoş. Siz çok güzel olmuşsunuz ama yorumlarınız güzeldi. Kırıcı biraz. Yo asla. Çok dikkat ediyorum. Dikkat etmiş halimle bu kadar. Serkan Bey masada neden su yok? Yani evet ben biraz önce su isteyecektim. Rica etsem su alabilir İçecek miyim? İçecek hiçbir şey ikram etmedi. Yani. Genelde bütün yarışmacılar. Evet. Aslında çok önemli. Su getiriyorum şey hemen size. İçecek sorulması lazım ara yemekle itibaren. Tamamdır hemen içecek getireyim mi? Serkan Bey düşen şey inşallah bize gelecek bir şey değildir. Ne düştü ya? Ne düştü Serkan? Tabak, bir şey düşmedi kaşık. Sorun yok. Bir şey düşmemiş. Ne gördün? Bir şey düştü gördüm. Nar ekşisinin kapağı düştü. O bize kapağı size verecek hali yok herhalde. Kim su istemişti? Ben herkes istedim sanırım. Ben de alabilirim. O zaman tamamdır. Ben şöyle bardağınızı uzatmasınızı isteyeceğim. Yani hatta masayı... Dizdikten sonra doldursaydınız. Susuzluktan öldüm resmen Serkan Bey. Geliyorum size. Alayım. Doyalım size. Yok ben amcam canım sağ ol. Ben bu beş gün mısır püskülü, kiraz saplı, limonlu. Serkan Bey tuzluk baharatlarınız yok muydu? Tuzlu karabiber var. Var da. Marketten almışsınız herhalde. Etiket. Yani böyle daha etik duracağım. Takımımla uymadı o yüzden şey yapmadım. Takımınız sizin takımınız değil mi? Evet de benim bu takım benim olmaması neden bu problem oldu size bu kadar ben anlamadım. Yok problem olmadı. Uymadı da tamam. O yüzden. Pardon ben yanlış anladım o zaman. Ya buradan kullanabilirsiniz istediğiniz. Onda sıkıntı olmaması lazım. Ya hayır. Şimdi ben de buradan kullanmayı düşünüyordum. Tabii ki olabilir. Ama böyle bir ele yani iki kendi tabaklarımı da kullanacaktım. İkisi arasında kaldım. Gerçi kullanabilirim ama en kötü ihtimalle buranınkiyi kullanacaktım. Tabii. Çünkü ne güzel bize hani öyle bir imkan vermişler. Çok böyle sıkıştırmaya. Aynen öyle. İmkanı olmayanlar olabilir. Evdeki takımları muhakkak ben güzeldir ama buraya yani. Yakıştırmıyor. İzmir'den geliyorsun. Evet. Konseptine uymuyor. Tabii. Yani. Kimisi de taşıyor yani uçaklarla, arabalarla. Evet. Ona da tabii ki çok takdir ediyoruz, saygı duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Ama isteyen istediği şekilde buyurun. Bundan her şekilde faydalanabilir. Çok pardon. En azından masa örtüsünü öyle bir daha şık bir masa örtüsü de getirtebilir. İlla her şeyi taşımak zorunda değil. Daha ne kadar şık olabilir? Lady Diana'yı mı kullanacaksınız? Oradanmış. Çeyizini. Lady Diana'yı mı çeyizini kullanacaksınız? Meral Hanım'a söylüyorum. Efendim buyurun. Siz diyorum kimin çeyizini kullanacaksınız?
çeyizini kullanacaksın. Yeni gelin mi ayol kaç yaşında kadın? Ay ben yanlış duydum herhalde. Fatma Meral dedi. Şaman Betül Fatma dedi daha şık bir örtü getirseydin. Yok Fatma Hanım dedi. Fatma Hanım dedi. Evet. Patlar her şeyine siz çıkıyorsunuz. Bak Fatma böyle olmuyor ama. Siz uzakta olunca herhalde şey sesleri karıştırdınız şu anda. Evet evet kusura bakmayın. Ben de çözemedim acaba ne dedi. Siz o kadar çıkmıyor ki siz mi siz değil mi siz anlamıyoruz biz. Sesimiz çıkmıyormuş. Yani. O zaman siz istediniz komple. Yandınız şimdi. Şimdi yandınız. O kıl çıkarsa eğer sıfır veririm ben o meniye diyen kim? Ben. Ziya. Aynen. Atma Ziya. Sıfır veremezsin. Sıfır neden veremiyorum? Sıfır diye bir şey yok çünkü. Bizde öyle kıl bir mefhum yok. Kıl çıktığında tadına bakamıyorum. Sıfır diye bir puan bizde yok. Bir veririm onu. Bir de yok. İki. Neden yok? Nasıl yok? Üçü eksik tamam menü benim için. Kıl çıkacak. Senin için eksik menü mü? Evet. Fazla hayır. Bir şey gerçi kıl. O ayrı. O ayrı ama şaka bir tarafa. Eğer menüde ve masada eksiklik yoksa eksik menüye girme. Üçten başlıyor. Ama tadına bakamayacağım. Efendim? Tadına bakamayacağım. Bakacağım. Kıllı. Zaten en fenasında doğru bakınca en azından sadece o kıl çıkan tabağınızı elersin. Ya Allah korusun. Öyle inşallah bir şey olduğunda öyle tabağı şey değiştirecek. Varsa lütfen. Yemeği. Varsa değiştirecek. İnşallah kimse öyle bir şey yaşamasın. Çok kötü bir durum tabii herkes için. Lütfen. Hem bizim için hem ekran başındaki i̇nşallah seyirci için hem yarışmacı için. Olmuyor mu? Evet. Oluyor. Allah korusun. Onun için servis etmeden evvel şu mutfakta getirmeden bir 5 saniye 10 saniye bir bakmanızı tavsiye ederim. Olabilir. Normalde olmuyor. Yemeğin içinde olmuyor. Ama şurada servis yaparken bir şey olabilir. Düşebilir insanlık hali. Mühim olan kontrol edip de getirmek. Ama öyle 2-1 veremezsin. Masası tamsa, menüsü tamsa 3'ten başlatacaksın. Sizin tabağınızda eksik olursa o da eksik menüye giriyor. Aman dikkatliyim. Evet, hele kılı kırk yaran yarışmacılar var bu hafta sanki aramızda. Ben öyle hissettim. Böyle gümbür gümbür gelenler var. Çok dikkat edin aman diyeyim. Şimdi Serkan Bey'i bilemiyoruz mesela. Bakalım yarın nasıl bir kişiliğe bürünecek. Ha günü evet, geçiren potansiyel var. Bayağı bir potansiyel. Sende de var ama bence potansiyel. Bilmiyorum. Bu arada kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? Evet. Kaç dakika oldu sorusu geldi. 6. dakikanın içindeyiz Zuhal. 6. dakika normal 10 dakikanız var. Servis aralarında ana yemek. Meyhane pilavı, kremalı antrikot, soğanlı. Bir de ne salatasıydı Serkan? Efendim soya filizli roka. Soya filizli roka salatası. Ana yemek nasıl Fatma? Yani meyhane pilavı bilemedim. Kebabın yanına gidiyor ya genelde. Kebabın yanına olacak. Ama sesiniz çıkıyor Fatma Hanım. Neden içe konuşuyorsunuz? Efendim? Duyamıyorum sizi. İçe konuşmayın diyorum. Çok gürültü, güzel sesiniz. İçe konuşmuyorum ya. Emin olun. Gelin ben yanınızda da söylerim. Ama yetiştirin artık yani. Hmm. Siz hep böyle kibar kibar mı takılacaksınız bu hafta? İnşallah. Öyle. Buyurun. Kibar kibar. File badem evet. Var üzerinde. Yani Fatma Hanım çok özgüvenli biri olmadığı için öyle sessiz sessiz mayı mayı konuşuyor. Yorumlarını yapıyor. Ama biz duyamıyoruz. Mayı mayı hani mı? Duyup da cevap veririz diye korkuyor galiba. Ben mi mayı mayım? Anlayamadım. Sesiniz çıkmıyor ya, özgüveniniz eksik galiba. Am I my my? Evet. Arkadaşımız DJ olduğu için yani yüksek sese alışmış. Yani ben bağırarak konuşayım sizin içiniz biliyorsunuz. Yok yüksek sesten dolayı değil de biraz sesinizi duysaydık biz de. Konuşuyorsunuz sonuçta, yorum yapıyorsunuz. Evet. Ne konuştuğunuzu duymak istiyoruz. Yarışmacı hakkında yorum yapıyorsunuz ya, bir de uzakta zaten. Evet, o da uzakta. O yüzden. Yoksa ben de sizden böyle bangır bangır hani Serkan müzik, Bey benim çatalla bıçağım herhalde tabakla gitmiş. Tamam getiriyorum. Rica edeyim sizden. Var ya orada çatalınız, bıçağınız çatal. Önünüzde. Yani bizde de aynı benimki şu de an. Küçüktü. Benim bu bunlar... Hayır gittik işte içeri. Tatlı çatalı arkadaşlar. Bunlar evet, tatlı de. Evet benim de servisim. Ana yemek servis çatalı. Tekrardan servis yapar herhalde Serkan Bey. Hemen getiriyorum efendim. Siz kendinizi üzmeyin. Hemen efendim. Serkan Bey siz bugün böyle tatlı tatlı hani herkes... Yok aşkım ben hep böyleyim de ben... Normal, ben soracaktım yarın da şimdi. Normal mi olacağız? Yok. Normalde de böyle şeyimdir. Hazır cevabım. Serkan Bey bir de herkese böyle aşkım bir tanem canım hep böyle mi? Teşekkür ediyorum. Kim mesela Ziya Bey de sizin ben aşkınız de mı? Hayır. Merak ediyorum. Ben hangi niyetle söyledim onu söylemem tabii ki de ama sizlere daha beni minnoş gördüğüm için. Yani her yani yılanın altında bir minnoş katıyor o yüzden. Bilemedim yani. Yılan diyor ince. Hayır rahatsızlık söylemem yani sıkıntı yok. Ama herkes yani bundan rahatsız olan da olabilir sonuçta. Tabii rahatsız olan ağzıma söyleyebilir. Biri benim eşime aşkım bir tanem canım diyemem mesela dememeli. Ben derim ona.
Yani illa tutamaya gelecek. Kocam yok ve aşk olmayabilir. Yani. tarzı. Mantıklı. Yalnız Serkan Bey'in bir tarzı var farkındaysanız. Muhtemelen normal hayatında da sürekli bu cümleleri ben de izledim. Getiriyorum hemen kurumdan. Teşekkür ederim. Ben bıçak da alabilir miyim? Tabii getiriyorum. Normalde erkek olsun bayan olsun hiç fark etmiyor. Sürekli şu aşkım canım kelimelerini sık sık kullanan insanlar bana çok irite edici geliyor. Yapmacık gibi. Çok yapmacık gibi. Üstünüze alınmayın. Sizin bu tarzınız olabilir. Ben niye alınmıyorum? Onun üzerine de tepki gördüm. Sen ben direkt ona söylüyorsun. Hazır. İtici geliyor bana diyor böyle. Bana itici geliyor. Ama aşk zaten ve canım kelimesi. Merak etmeyin siz. Aşk bana kullanabilirsin yani. Aşkım. Aşkım, diyeceğim Serkan benim. Benim hoşuma gider. Aa, aşk kelimesini senin gerçekten... Senin yaptığın gider, benim öldürüyor. Hoşuma gider diyor. Aynen öyle. Neler neler. Aşk kelimesini çok öldürmüyor muyuz? Herkese aşkım, herkese canım, herkese cicim gidiyor. O kadar sizin özel bir kelime ki aşk. Sizin yaptığınız atar da Meral Hanım benim hoşuma Meral gider. Meral Hanım siz havaya girdiniz eğer. Bence bu bir samimiyet göstergesi. Aşkım diyebilir. Bebeğim diyebilir. Ama ilk böyle yani masaya yani oturduğumuz kişilere değildir diye düşünüyorum. Aşkla yani, samimiyetin bir alakası yok. Aşk, sıcakkanlı bir insan bence. Bunu da gösteriyor, dışına yansıtıyor. Onu çok düşünerek söylemiyordur. Ben öyle düşünüyorum. Ben benim hoşuma gidiyor. Şey, yarışmada olduğumuz için biraz bazı kavramlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yarışma bizim insani ilişkilerimizi geliştirmemize engel mi? Değil. İnsan ilişkilerle alakası yok. Sadece şey, bizim... Neyle alakası bir var bunun? Bir şey sorabilir miyim ya? Yemek programında olduğumuzu düşünüyordum ben. Gerçekten yemek mi? Yemek programındayız. Fark etmez yani. Evet, yemekteyiz. Programın adı o. Mutfaktayız değil yani. Aşk programı. Aşk programı. Yanlış yere gelmişsiniz Fatma Hanım siz. Ben size soruyorum. Size soruyorum. Anladım. Daha da yükseldiğini yok, ben aşk aramıyorum. Aşk aramıyorum. Bana sesiniz de çok gelmiyor ya. Sesini duymuyorum. Tamam, ben yükseltiyorum sizi duyabileceğiniz şekilde. Tamam. Yanında olduğum halde duymuyorum. Yani Serkan Bey ne yapsın? İşte yüksek ses sonrası böyle. Yani yüksek mesleki sesle... Mesleki şey oluyor mu? Aynen aynen. Bence yüksek sesle alakası yok mu? Yok, gayet maşallah. İyiyim yani. Ama oluyor da. Müzikle uğraşan insanlarda oluyor. Kulak doğrultu. Evet, evet. Ama sende kulaklık var. Evet, gayet iyi. Ne kadar zamandan hani kaliteli bir kulaklıkla kulağa zarar ama veremiyor. Ama gerçekten konuşurken ben de seni zor duyuyorum. Biraz daha yüksek sesle rica edeceğiz. Aynı anda konuşmayın ama biraz evet. Konuşurken daha biraz duyun kendinizi. Neyi sordun? Ne kadar zamandır? Vallahi benim bildiğim Betül 20. Nereden bilip bana niye sordun? Size sormadım. Betül Hanım'a sordum bana da. Bana baktın. Betül'cüğüm kaç yıldır DJ'lik uğraşıyorsun? Evet. 4 yıldır yapıyorum. Yeniyim ben daha ama eğitimini aldım profesyonel olarak. Ayrıca DJ'im diye yemek yapamayacak mıyım? Yok, yani her meslekten. Meslekle alakası yok yemek yapamamanın da ben merak ettiğim için sordum. Yani kendim yalnız yaşıyorum. Kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Dışarıdan söyleyince midem bozuluyor. O yüzden hassasım, seçiciyimdir yemek konusunda. Yani. Midem mi bozuluyor? Evet, dışarıdan yemiyorum. Öyle mi? Alışmadığın evet. İçin mi yoksa bir şey mi yaşadın? Yani gıda zehirlenmesi çok oluyor ve dışarıya güvenmiyorum hijyen açısından. Bir şey intoleransı var herhalde senin vücudunda. Olabilir evet. Olabilir, geçmiş mesela olsun. Dün yedim, göz altlarım şişti, ödem yaptı vücudum. Evet. O kadar yani. Evet. Aman dikkat. Etkileniyorum. Ya da kendin yapıyorsun yemekleri. Ne güzel, ev yemeği ilgisi, tencere evet. Yemeği ilgisi en daha sağlıklısı. Daha sağlıklı, aynen. Betül Hanım siz genelde arkadaşlarınızla falan dışarıda yiyorsunuz zannedersem böyle evde yemek. Dışarıda genelde yemek yemiyorum, yemeğe çorba pek çıkıyor. Yapmaya benzemez deyince oradan... Yani DJ'likle alakası yok demek istiyorum yemek yapmanın. İkisi de farklı şeyler yani. Dışarıda seçiciyim. Yediğimiz zaman yemiyor değilim ama. Arkadaşlarla dışarı falan mesela. Yer misin dışarı restorana falan? Çok mecbur mi? Kalınca yiyorum işte dediğim gibi. Dün yedim, rahatsızlandım yani böyle etkileri göz oluyor. Göz altlarım şişmiş. Göz altlarım şişti. Nazardan etkiler. Neden ama bilmiyorum. Evet aşkım. Aşkım dedi. Yılan nazarı var. Yılan nazarı var doğru. Biber Boran'ın yanığındandır o. Ondan olur. Ondan da ama ben ondan olduğunu sanmıyorum. Hassastır kendisi. Ben de hassasım evet. Mesela. Az önce Meral Hanım dedi ya iğrelti cümlesi mesela ben oradan yetişemedim de size şey oldu. İğrenç cümlesi bence bana da yanlış geliyor. Kusura bakmayın ama yani şimdi burada yalanlık yapmak istemiyorum. Bence o cümle doğru bir cümle değil. Bu masanın cümlesi değil. Buyurun evet yemeklere dönelim. Ziya seninle başlayalım. Et güzel pişmiş. Ette sorun yok ama üzerindeki soğanlar diri kalmış biraz. Ben şey yapayım. Bu normalde ben şimdi baştan açıklama yapayım size. Ben bunu bir restoranda yedim. Adı Şaşlık bunun. Orada öyle geçiyor ama ben şimdi menüye Şaşlık, Şaşlık başka bir şey ya. Tamam onlar kendileri böyle bir şey yaratıp adını Şaşlık koymuşlar. Belki Şaşlık sadece Şaşlık mı yazmışlar?
Hayır, sadece şaşlık yazıyor. Onlar biraz şaşırmışlar. Onlar şaşır. Olabilir. Ben de bunu orada yediğim için, yani 3 yıl önce yedim ve sürekli de bunu yapıyorum bu arada. Ben direkt oraya şaşlık yazdıracaktım ama şimdi bunu şaşlık etinden yapacağınızı sanacağınızı bildiğim için tabii ki. Ben de bunu açılımını yazdım. Kremalı soğanlı antrikot yazdım. Yani aslında normalde bildiğim soğanlar diri oluyor zaten. Şaşlıkta diri... Tam da diri olmaz aslında da şaşlıkta mangalda güzel pişerse diri olmaz. Evet ama benim yediğimde böyle olduğu için evet. O yüzden ben... Sen yedin, restoran yediğin bir tarifi bu. Böyle diri yani. Evet en son soğan özellikle attım. Diri bıraktın. Evet en tamam. Son attım özellikle. Hani şaşlıkta zaten sosun içinde beklediği için soğanlar ölür biraz. Evet ölür. Ondan sonra mangala dağıtıldığında, güzel böyle soğan pişer. Bunda diri kalmış. Özellikle yaptım aynen. En son bıraktım. Peki. Yani diri pilav kalmış. Pilav güzel ama pilav da çok acı. Bana biber acı salçası mı koydun? Biber salçasından koydum. Yöresel salça mı kullandınız? Toz biber koydum. Belki o acı mıydı bilmiyorum. Yani normal acı var bunda yani şu an acı. Şöyle biberleri de özellikle acı olmaması için özen gösterdim. Yani biber borandaki aynı biberleri kullandım zaten. O yüzden acı bana gelmedi. Bir daha bakayım. Yok, acı. Gelmedi acı. Mi? Acı. Acı. Ya yemedim yani, herhalde. Bayağı acı. Biberlerin çok, tadına bakmadınız. Çok yenmeyecek gibi değil o ama acı. Toz biberden. Bir dakika. Biberlerin tadına bakmadınız mı? Doğru. Baktım. Falan. Ama bir tanesini evet. Bak. Hepsi toz biber tadına baktım. Toz biberin bakmadım. Toz biber orada vardı. Evet. Kullandım ama toz biber. Yazan pul biber ya da tatlı. Acı biber. Tatlıdır diye acı attım. Toz biber kırmızı. O benim hata. Tatlıdır evet. Diye böyle acı geliyor işte. Aynen. Biber ne bir şey girişeceksiniz. Niyetle girişemezsiniz. Hepsini tek tek niye yiyip tadına bakıp acı ben. Olmayanları hani içine mi alsaydı yemeği? Ne yapsaydı? Yani acı... Hayır, öyle, öyle bir acı tadı yok yani şimdi abartmayın. Hepsini diline değdi. Abartı değil. Batman ha bu tatlıymış bunu koyalım falan. Sanırım Betül Hanım yarışıyor gibi Serkan Bey'i savunuyor. Ben anlamadım. Evet evet. Hayır asla savunmuyor. Her şey yaşayabilir yani. Sürekli ben düşüncelerimi söylüyorum. Yani. Ben acı, savunuyorum. Acıyı tabii ki tadacak. Yani bir şey varsa sizce, bir şeyin içine sizce mantıklı mı Ziya Bey? Yani tek tek biberleri hayır, tadına bakıp yemeğe koyması. Bir şey kullanılıyorsa üzerinde zaten acı toz biber vesaire yazıyordur. Yazmıyorsa da... Bir şey üstüne bir tadına bakarsın. Aynen. Kırmızı toz biberin yani fikri var. Yani toz biber tatlıdır diye düşünüyorum. Kırmızı toz biberin acısı hayır, var. Hayır sivri biber de hepsini tek tek pozisyonu yani, yalayın. Yani öyle bir şey var. Zaten iki tanesini tatsan anlaşılır bu biber evet. Acımı. Arada tek tük belki acı çıkabilir belki bir tane. Diline de değdirirsin atarsın onu. Evet. Ya da orasını tatsın. Kesersin kullanır. Ve marketlere i̇şte sorabilirsin acı biber. Ama toz biberi de bakman lazım. Şimdi toz biber orada baharatlıkta olduğu için ben de şimdi yemekteyiz. Şöyle bir acı kullanılmıyordur diye tahmin yani bakmam gerekiyor mu? Acı kullanılmıyor mu? Tabii ki gerekiyordu. Şöyle düşünün, evet ben bunu acı yaptım. Tatlı, ekşi, tuzlu, yoğurtlu her şeyi yedirdim. Size şimdi acı da pilav bu şekilde yani. Yapacak onu bir şey başta yapacağız. Söyleyecektin. Diyecektin ki başta ben acı yapmak istedim. Ama öyle de yapmak istedim. Böyle isteyebilirdin. Ben ama şu an bir gelişine bırakmış yani. Ben sürpriz yaptım. Aslında meyhane pilavı böyle olur yani. O da böyle. Savunduğumdan değil yani. Gayet de böyle olur yani. Meyhane biber salçası koydum. Hayatınızda? Yedim tabii ki. Bence gayet de beğendim. Bunu yediniz mi? Bunu yediniz mi diye soruyorlar bana. Anlamadım. Bir şey söyleyeceğim. Borani yediniz mi? Bir şey yediniz mi? Zuhal Hanım sanki bugün ben yarışıyorum da herkes beni eleştiriyor. Yani. Çünkü hani, savunmuyorum onun alakası yok. Aynı. Saçma gelen şeye karşı çıkıyorum. Hani belki kültürlerimiz birbirine benziyordur. O yüzden bir yakınlık olmuş olabilir Serkan Bey'le. Ancak Serkan Bey'i savunmak gibi bir durum yok. Zaten kendi kendisini çok güzel savunuyordu. Ben doğru neyse onu söyledim. Bana doğru gelen neyse onu söyledim. Betül Hanım çok fazla Serkan Bey'i savundu. Hatta sanki ben bugün Betül Hanım'ın yemeklerini yiyormuşum gibiydi. Anlam veremedim. Gerçekten değişik bir karakter. Güzel anlaşıyorlar diye düşünüyorum. Betül Hanım'ın Serkan Bey'i savunması belki fikirleri aynı şekildedir. Belki birbirlerinden elektrik almışlardır. Bilemiyorum. Olabilir. Her şey olabilir bu programda. Aşkım aşkım diyorsa belki de aşkın hakkını verecekler. Ya acı olan şeyin neyi saçma? Yani. Herkes acı diyor. Siz hani saçma sırf yarışmacı eleştireceğim. Yarışmacı bile acı diyor. Eleştirmeyin. Yarışmacı bile acı diyor. Ben acı demiyorum ki. Hayır tam kıvamında diyorum. Ben acı sevdiğim için ayarında olmuş gayet. Hani çok acı. Yani şu an bu öldüren bir şey... Acı mı dediler? Baktım evet acılık varmış dedim. Acı demedim yani. Bana göre acı değil bu. O değil mi? Değil. Bu sen bayağı acı yiyorsun. Siz hanımefendi sizce? Şimdi acı da deme sen şimdi orada. Hayır, hayır. Kişiye göre yemek yapmıyoruz ki sonuçta. Sana göre acı, bana göre değil. Ben ortaya yazdım. Orta seviye bir şey. Peki sence acısı nasıl? Benim kültürüme göre acısı az bile. Ama meyhane pilavı diyorsak böyle acı olmaz. Olmaz yani. Ben de bunu savunurum. Peki salata nasıl? Salata güzel. Salatayı beğendim. Salatayı sosu beğendim. Falan yerinde. Her şeyi. Etin de pişmesi güzel diyorsun. Etin sadece de pişmesi güzel. Yani acı. Acılığı dışında pişme oranı falan nasıl? Pişme oranı iyi. İyi yani diyorsun. Pilav böyle olur zaten. Ve Meral? Kontes. Şey. Düşes. Düşes, kontes. Düşes diyoruz ama ben hemen söyleyeceğim. Ama
Peki. Su ile beraber söylesem çok iyi. Siz isteyin, ben rica edeyim. Başka içeceğiniz çünkü var. Şey, pilav... Ben her iki bardağınızı da alsam. Betül Hanım, siz kaç yaşındaydınız? Üçüncü söyleyişim ama siz duymuyorsunuz galiba, sizin kulağınızda problem var. 26 dediğinizi duyduk mu? Sanki biraz büyük gösteriyorsunuz o zaman. Ne alaka? Aa, siz kaç yaşındasınız Fatma Hanım? Ben mi? Buyurun efendim şöyle. Ben 41 yaşındayım. Nereden vuracağınızı iyi biliyorsunuz. Çünkü sizin bence yaşınızla ilgili problemleriniz var. Nasıl yani? Yani bir insan bir insanı durup dururken haksız yere eleştiriyorsa onun o konuyla ilgili problemi vardır. Yorumlarınıza karşı biraz böyle yaş acaba dedim 26 mı? Niye, inanmıyor musun? Sanki biraz daha büyük gösteriyorum gibi öyle. Nerede yorumları, yorumlarıyla. Çıktı, hakikaten. Yorumların daha mı olgun, daha mı akıllıca? Yani ne olmalıydı? Burada oturup ağlasa mıydım? Ya da emzik mi emseydim? Ne istiyordunuz tam olarak? Emzik emmi derken? Yani 26 yaşında insanlar emzik emmiyor. Yemek programına katıldık. Hani ben güzellik yarışmasına, modellik yarışmasına, kendi fiziğimi, görüntümü gösterebileceğim bir yarışmaya katıldığımı düşünmüyorum. Dur, çok hararetli bir şey var burada. Yaş şeyine girdiler. Ne içersin? Yani Fatma, demek ki kompleksli bir insan. 26 göster. Aa, öyle demeyelim. Daha çok büyük gösteriyor diyor. Yorumlarımdan öyle gösteriyormuşum. Olgun gösteriyor. Yorumlarımdan. İyi bir şey değil mi bu? Yani yaş sadece bir sayı, olgun kişinin tercihi zaten bu. Hani evet. Şu an burada. Yani. Problem yaşadığımız sorun benim ne? Benim yaşla ilgili bir problemim yok. Sizin var galiba Fatma Hanım. Hayır, ben sadece şey göstermedim. Tamam, teşekkür ederim. Bu benim için bir iltifattır. Sağ olun. Ben destek vereceğim şimdi arkadaşım. Gencecik kız. Kıza laf söylüyorlar. Şimdi diyecek ki ben sana söyledim diyecek. Sen koydun diyecek. Şimdi bildirecek. Gideyim arkadaşımı destekleyeyim bari. Geliyorum kız, dur. Yani yanımda 41 yaşında bir kadın var ve ben onu ekarte edebiliyorsam konuşmalarımla, yorumlarımla, ben bununla gurur bana duyarım yani. Bana yemeklerinle gel o zaman diyeyim Betül Hanım. İşte ona bakarsanız tabii ki geleceğim. Tamam. Ama siz yaşa bakıyorsunuz, görüntüye bakıyorsunuz, DJ'liğe bakıyorsunuz, popülerliğe bakıyorsunuz. Yani onlara ben bakarsanız... Ben konuşuyorum ama sesim size gelmiyor. Ben o kısmında... Evet, sesiniz çıkmıyor. Onu ben daha önce de söyledim size ama... Bunun görüntüyle aşkım, taş atlası 22'si, boş versen. Aynen aşk o. Boş ver. İşte, ama daha bir şarkı getireyim, ağzı tatlansın. Kola aşkım, teşekkür ederim. Seni kola getirir mi sormadan? Teşekkürler. Koalisyon olabilir, öyle seziyorum şu anda. Ne, kimle kim arasında? Serkan'la. İki İzmirli diyorsun. Aynen, iki İzmirli birbirini. Ya ben şimdi belki hakkını... Serkan Bey, siz kaç yaşındaydınız? 28. Yani. Yaş olayına nereden girdik? Fatma Hanım oradan vurmaya çalıştı. Ya büyük hani... gösteriyor diye merak ettim. Doğru edilen yaşta. Ben büyük gösteriyormuşum. Yani hissedilen yaşta. Hissettiğim yani yaşta. Yani ben 18 yaşındayım Fatma Hanım. Rahatsız oluyor musunuz bu konuda? Siz kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz? Valla ben de 20 hissediyorum. Önemli olan mı? Siz kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz? Olmam gerektiği yaşta hissediyorum. Ha, güzel. 41 yaşındasınız değil mi? Maşallahım. 41 kere maşallah. 41 demiştiniz biraz önce. Evet. Yani bence yaşla ilgili bir problem var. Eğer doğum günümle ilgili bir şey yapmayı planlarsanız nazar boncuğu kabul edin. Ne zaman doğdunuz? Ocak ayında mı? Yakın mı? 8 Şubat doğum günü. Ah, kaçırıyoruz kıl payı farklı. Neyse, Betül Hanım'la biz kaçırmıyoruz. Evet, peki. Bu cuma ama yemekleri kaçırıyoruz. Ben söyleyeyim hemen, evet, yorumumu yapayım. Salatayı beğendim, eti de beğendim. Pilavı şöyle, evet, meyhane pilavında bana baharatı çok fazla geldi. Çok da baharatlı yiyen bir insan değilim. Baharatı fazla geldi. Bir de bulgur pilavı da diyebiliriz aslında bakarsanız meyhane pilavına. Farkı yok, sadece domatesi fazla. Biraz şeye de yakıştıramadım. Etin yanına da yakıştıramadım. Bu etin yanına mı yakıştıramadım? Evet. Peki, evet, Fatma'dayız. Ben şeyi merak ediyorum Serkan Bey, sos olarak ne kullandınız? Çok ekşi. Neye, salataya mı? Etin. Ha, ete. Etin. Krema var, soya sosu var. Ondan sonra... Soya ekşi olmaz. Soya, evet, sotuzlu zaten. Ama bir yok, ekşilik baktım. Var sosunda. Ekşilik mi? Bana evet. Gelmedi. Bana da gelmedi. Bana da gelmedi ama... Salatadandır belki ondan. Sana geldi bana mi? Bana da gelmedi. Dolmadan kalmış. Çok hafif ama. Bence ayrı ayrı çok güzel olmuş. Evet. Yani antrikot ve meyhane pilavı ayrı ayrı ama çok güzel. Ama Fatma ben yorum yapıyorum ama. Evet. İşte aşkım. Keser döner. Böyle oluyor. Hep siz mi yaptınız? Sanki ölünebiliyormuş. Gün gelir. Biraz da o yapmış. Pilavınıza da gelince dediğim gibi hani evet ayrı ayrı gerçekten güzel olabilirdi ama... Antrikotun yanına hele bir de böyle soslu özel bir şey yapmaya çalışmışsınız. Ama bu meyhane pilavı olmamış yanına. Acı olmuş. Yani meyhane pilavı olarak acı olmuş diyeyim. Salata? Salatayı
Beğendim ya, bilmiyorum, ekşisini, sosunu falan beğendim. Güzel olmuş salatanda. Salata güzel, evet. Ve Betül'deyiz. Evet, dediğim gibi antrikot tek başına harika. Tam kıvamında, bence çok güzel olmuş. Yani Serkan Bey'i tuttuğumdan değil, yiğidin öldürür hakkını verin Ziya Bey. Hayatım bir koalisyon evet. Oldu aralarında. Üzerindeki soğanı yediniz ya. Mi? Soğan hakkında hiç kimse yorum. Soğan yok. Gayet güzel bir şey. Yani. Aşkım aşkım diyorlar. Soğan nasıl? Evet, şimdi az pişmiş diyorlar. Gayet iyi pişmiş, tadını veriyor. Gayet ne olsaydı şey. Yansa mıydı yani ne istiyorsun? Şimdi yapan yarışmacı bile iyi, ben bunu diri bıraktım diyor. O diyor özelliği ki gayet iyi pişmiş diyor. Ya, bir kısmı yüzden. Pişmiş olabilir, yani. Ben pişmiş kısmı gelmiş olabilir ama ben özellikle diri bıraktım. Sırf savunmak için nasıl, savunuyor. Biliyor musunuz Serkan Bey? Hani soğanın dış katmanı var ya hani, hı-hı, kabuğunu soyduktan evet, sonra evet. Kalın dış katmanı var. Bir altı, evet. Öyle söyleyeyim. Sanki soğanda o tat var. Ama sana göre yok değil mi Betül? Bence yok, gayet güzel olmuş. Yani ben beğenmediğim şeyi söylüyorum. Ayrıca savunmaya ihtiyacı da yok, Serkan Bey kendisini çok iyi savunuyor. Evet, savunuyor. Ben de zaten sizin savunmanıza gerek yok. Neyi işte. Savunuyorum ben burada? Beğendiğim şeyi Serkan söylüyorum. Serkan Bey açıklıyor zaten kendini. Pilav nasıl? Pilav güzel. İlk defa yedim hayatımda Ziya Bey. Muhtemelen. Sayenizde. Muhtemelen. Evet, güzel buldum. Sadece sorun şu. İkisini bağdaştıramadım. Yani alakasız doğru, bu geldi. Pilavı bu değil ya. Keşke yani, bir sebze garnitür bir şey yapsaydı, bir garni veya farklı türde bir pilav. Yani olabilir. Evet, evet, dedikleri gibi da. Birazcık evet. Daha kebapların falan yanına giden bir pilav yani. Evet, yani, salata. O konuda. Salataya bayıldım. Salatan çok güzel gerçekten. Kesinlikle. Evet, çok güzel. Çok rokalı salata ama soya filizli falan böyle naneli yakışmış. Evet. Etin çok güzel pişmiş. Eline sağlık ama meyhane pilavı çok. Bir de salçası da fazla kaçmış. Kremalı soğanlı antrikot meyhane pilavı salçasından mıdır, acısından mıdır, nedir? Hani ayrı olarak çok güzeldi. Hani antrikotun yanında alakasızdı, ben bunu söylüyorum. Ama salçasından dolayı biraz beni de rahatsız etti. Ama bence ayarında. Fakat antrikot, antrikotun üstündeki soğanlar falan kendisi de dedi diri kalmış. Ama öyle olur zaten. Çok fazla pişerse o soğan ölür, yanar. Soya filizli roka salatası bence nefisti. Yani yediğim en güzel salatalardan biriydi. Ben bayıldım. Masada da tepkimi gösterdim. Hepsi de bayıla bayıla yedi. Löp löp götürdüler. Özellikle Fatma Hanım. Ama yok şunu beğenmedim, yok bunu beğenmedim. Ya ben beğenmediğimi de söylüyorum. Beğendiğimi de söylüyorum. Antrikotun üstünde soğan pişmemişti. Bunu yine Serkan Bey kabul etmesine rağmen oradan Betül Hanım girip savunmaya çalıştı ama Serkan Bey pişirmediğini söylüyor, o piştiğini söylüyor gibi böyle avukatlığını yaptı yine Serkan Bey'in. Şunu söylediniz, dışarıda çok yemek yemiyorum dediniz ama dışarıda Serkan yemek Bey. Yapılan bir yemek programına katıldınız. Buradaki yemekler... Burası ev değil mi? Burası ev ortamı. Ya, ama sonuçta neredeyim? Dışarıda bilmediğiniz birisi. Beni tanımıyorsunuz, Fatma Hanım'ı tanımıyorsunuz. Evet, o yüzden de adil oluyorum. Yani bilmediğiniz bir yerde nasıl yarışmaya katılıp... Ha anladım. Siz yemekteyiz yarışmasına aynen. Niye katıldınız? Aynen öyle. Ben ünlü olmak için katıldım. Karnımı göstermek için. Ben de öyle tamam. Siz böyle şeylere karşıysanız evinizde yapsaydınız yemeğinizi. Ben karşı değilim ki. Ben böyle bir şey söylemedim. Siz karşı olduğunu, dışarıda yemeğe ya. Karşı olduğunu söylediğiniz peki, için. Peki benim buraya geliş amacımı beğenmediniz, eleştiriyorsunuz. Siz ne amaçla geldiniz Ziya Bey? Ben sorgulamadım. Hani sen şimdi dışarıda yemek yiyince... Dışarıda yemek yemiyorum ya. Dediniz. Şimdi İkisi burada farklı şeyler. Şimdi burada belki tanımadığın insanlar pişiriyor. Evet. Gene aynı şekilde bir tepki vermesinden vücudunun korkmadığını anlamında aynen. Söylüyor ama... Aynen öyle. Ama bazen yani. Bu dışarıda kullanılan yağlar şunlar nerede yediğinize de bağlı. Bütün müesseseleri de aynı kefeye her zaman da evde yemiyorum ben. Ama gene de bir söylüyorum. Risk tabii. Onda sorması da normal. Bazen yiyorum bu bir dışarıdan. Risk tabii yani. Sonuçta yabancı birileri bir şeyler pişirecek ev ortamı ama... Gene de risk tabii yani. Çok hassas olduğunuz için. Ha evet doğru. O kadar hassas değilim. Bakın sadece vücudumda etki oluştu dedim. Yediğimde böyle nereden şeyler şişiyor, olabiliyor. Dedin? Göz altlarım şişti. Ödem yaptı vücudum. Ya bugün de hani dışarıdan. Kıyamam sana. Benim vücudum, benim kararım şişebilir. Sizi rahatsız etmez bence Ziya Bey. Alerji başka bir şey. Evet. Beğenmemek, sevmemek, tercih etmemek başka. Kimisi deniz ürünü yemez, kimisi vegan olur, şu olur, bu olur. Ama bu bir yemek yarışması. Her önümüze geleni tatmak durumda. Evet. Ben de çok dua ettim. Neyse tüyü olacak. İnşallah böyle kalamar. Sevmez misin? Aha yakaladın. Kalamar başka? Deniz ürünlerinden bazılarını kalamar işte bu yılbaşı programlarında Istakoz yaptığınız. Istakoz herhalde veya etkilendin Efe'den. Ay, o program müthişti. Kendim böyle çayımı aldım, izliyorum. Ben de bağımlılık yaptınız onu da ayrıyetten söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Ve hiçbir programı ben böyle izlemem. Düşün sana, ilmek ilmek Zuhal Elama işliyor. Meydanı boş bıraktım ya ondan öyle oldu.
Ben şimdi hemen halledeceğim. Çok teşekkür ederiz. Yani hakikaten sevgilisi. Bir program. Özellikle sizin adaletinize hangi kişi, tabii biz bu siz tatlılarına bakıyorsunuz. Bizim onu şey yapma lüksümüz yok. Evet. Hangi yarışmacı kazanacağını biz sizinle beraber kesin bu kazanır dediğimiz zaman hakikaten o kazanıyor. Tutuyor mu? Aile mutlu bize o zaman. Onun için ben buradayım. Çıksadım ya, tribünler oynamayın ya. Tribünler oynamayın. Yokum diye orada kendi kendinize oynuyorsunuz. Geliyorum ben, bekle. Bekle, ben geliyorum şimdi. Geliyorum ben. Duvar evet. Evet. Tatlı. Tatlı. Muska tatlı. Muska tabağı. Mandramızdan kaymaklı. Oh diyorsun. Serkan sadece Bey. Sadece kaymaklı değil, dondurmalı da. Oo. Peki gürbüze ikram edeceğim mi tatlı? Yazıyor muydu? Gürbüze elimle yedireceğim. Kaymak diyor. Sana elimle yedireceğim. Peki bir saniye. Gürbüz kaymak sever. Şimdi gürbüz muhakkak her yarışmacının tatlısından tatmak istiyor. Yarışmacılar da sağ olsunlar fazladan yapıyorlar. Fakat o kaymağı çok seviyor. Onun için ona dondurmalı kaymaklı verirsin. Sana kaymaklı değil mi? Evet Suhal Hanım. Tamam. Gürbüze de vermezsen haklı kalır. Serkan Bey yufkayı kendiniz mi? Hayır, el açması değil. Değil zaten. Hazır. Evet evet, lezzetli olsun. Sormaya gerek yok. Daha şeray edin. Görüntüsünden tatlı geldikten zaten. Sonra da analiz edebilirsiniz yani. Ben sormadım. Yani bu bariz yani bunu açmadı. Öyle mi? Evet. Ya gayet güzel görünüyor da. Ay. Betül Hanım. Beğenmediyseniz. Aşko. Fatma Hanım söyleseydiniz siz de düşüncenizi. Evet hadi bakalım dondurma eşliğinde sundu bize. Muska buzlu tatlı. Dondurma. Yani evet. Burada herkes... Buz evet buz parçaları var. Aa. Bana mı geldi? Kaymak koydunuz mu Serkan Bey? Evet içinde var. Bol var hatta. Bir saniye dondurma buz mu tutmuş? Buz evet buz parçası. Buz mu tutmuş? Evet üstünde var. Betül Hanım'ın tabağında da var da bende yok. Bende de var. Yani dondurma buz ama çok yok. Buz parçalı mı olur? Nasıl dondurma? Olsun dondurma nasıl olur? Soğuk olur. Bir şey söyleyeceğim Betül Hanım ya ben Serkan Bey'e soruyorum ama. Hani müsaadeniz olursa kendisi... Şey yüzüne bakarak konuşmadınız ya, o da anlayamadı nereye konuştuğunuzu belki ondan da. Hayır, bilmiyorum yemekleri yani. Yapan siz değil misiniz? Evet, yüzüne bakarak yanlış. Konuşmadığınız için, tabağa bakarak konuştunuz ya, o da anlayamadı kimin söylediğinizi. Evet. Genelde bana saldırıyorsunuz ya, o yüzden. Avukat olduğu için o hocam. Yok, olabilir. Herkes savunabilir burada yani. Bugün o beni savunuyor, yarın belki Fatma Hanım Meral Hanım savunacak yani. Bir şey söyleyeyim, yani. Ben tabağa bakarak konuşuyorum ya. Evet. Meral Hanım da bu cevabı verebilirdi. Ama Betül Hanım vermedi, tercih etmedi. Genelde bana... Gelmiştim belki Meral Hanım'a, niye öyle şey yapıyorsun? Nasıl? Tiksinti gelmişti. İriti. İrelti mi dedi? Tiksinti derken? İriti olmuş. İriti olmuş. İrite gelmiştir bana. Benim lafımı benle vurmaya çalışıyor da yanlış yerden vuruyorsunuz yani. Hani neden vermediğini soruyor. Biraz ben... cümle, alakalı bir cümle olmadı çünkü. Genelde bana saldırıyor. Alakalı değil de o yüzden belki oradan şey olur dedi. Ben de. Hep bana saldırıyor ya. Boş ya ben buz tatlı var tatlı dedim. Tatlı yiyelim, tatlı yiyoruz. Niye bile bu yılanlık böyle ben anlamadım. Aa öyle evet değil ya. Herkes. Öyle dedi. Yedirmediler. Peki herkes yedi mi? Evet. Bak. Kim başlamak ister tatlı yorumda? Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Şöyle mikrofonu yaklaştırayım bakın. Yani hazır yufka. Hazır yufka. Hazır yufka. Hayvan açanları da gördük. Açanları da gördük. Siz açabiliyor ablam. Musunuz Serkan? Açabiliyorum. Niye? Neden açmadınız? Vaktinizde vardı. Zamanında. Yo vaktim oldu nereden biliyorsunuz? Nektar diğer menülerden Borhani'yi çıkarsaydınız açsaydınız. Borhani dediniz zaten hanımefendi maksimum pişmesinden sonra yoğurt karıştırıyorsunuz. En kolayını tamam işte tamam en zorunda o zaman siz. El onu açmış. Çıkarıp baklava atsaydınız. Siz yapacaksınız galiba. El açması bir şeyler. Sürpriz. Göreceğiz. Hep böyle söyleyenler müfeye getiriyor da o yüzden dedim. Yok ben hazır kullanmadım. Kullanmıyorum. Ne güzel. Peki sizden güzel puanlar alabilmek için hazırı tercih etmedim. Hadi İnşallah. Bakalım. Genelde hazır kullanmayanlar daha çok şimdi bugünkü konserve nohut sorun teşkil eder mi senin için? Evet eder. Hmm. Konserve nohut ve bunun hazır olması teşkil çünkü eder. Neden biz ya. Burada zamanla yarıştığımızdan dolayı, o da bir zaman alacağından dolayı... Ne pratik, kadar çok emek pratik, o kadar çok aynen, puan pratikliğe, yani zaman pratikleştirilmiş. Yani lezzeti hiç mi önemli değil? Önemli tabii ki. Ona göre puan vereceğim ben de. Yani artı meşakkatli uğraştırmalı birazcık daha zahmet evet, yemekten benim için diyorsun. Atıyorum mesela. Daha geçer hani, akçe. Aynen. Anlaşılabilir aynen. Bir durum bu açıklama. Yani kimine evet. Göre evet bu bir yemek yarışması. Herkes hünerini maharetini sergiliyor. Ama biraz risk alırsın diyor. Nohutunu kendiniz şey yapmış olsaydınız benden tam puan alırdınız. Şimdi nohut akşam torbada biraz katı kıvamlaştı ama onu görmemezlikten geliyorum. Zamandan dolayı biraz kıvamı katılaşmış olabilir. Onu görmemezlikten gelip hani o tam puan verebilirdim çorbaya. Peki Ziya anlat bakalım tatlıyı.
tatlı el açması olsaydı daha güzel olurdu ama bu haliyle şu anda şerbeti, cevizi, işte çıtırtısı her şeyiyle bence tatlı güzel. Ben beğendim. Beğendin Fatma? Bence şerbeti çok fazla, çok ağır. Yoğun mu direkt, yani? Evet çok yoğun. Direkt yaktı. Ben ilk aldığım anda inanın yaktı. Nasıl ruh alıyorsunuz böyle? Şerbet yakıyor, pilav yakıyor, ben anlamadım. Acaba gerçek değil misiniz? Efendim? Uzaktan mı ruh alıyorsunuz? Yok gösterebilirim sana. Bütün sülalemi orada. Anladım. Bütün sülaleyi gösterebilirim. Ki gitme bence. Urfa'ya yani daha önce. Şerbeti şey bence ama fazla değil. Bence hayır, şöyle. Şekerini fazla yoğun yaptı. Şekeri de fazla değil. Bence de şekeri fazla şerbetli değil. Şerbetli tatlı için değil. Bence gayet oran orantıya göre yaptım. Yani. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bölmek istemiyorum ama löp löp yiyip sonra bu yorumu yapmak yani Fatma Hanım. Löp bari bitirmeseydiniz hani. Bak canım tabağıma. Yani o zaman tamam derdik geçerli bir yorum. Tabağıma bak. Oğlum versem yeri ya. Puan konusunda çok sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Kim Serkan ilgili? Bey'in avukatlığında kendisi. Yani hakkını vereceğim tabii ki. Ama sen de demin dedi ki duymadılar. Bu kıza 10 puan versem yeridir dedi Serkan Betül için. Yani... İşte diyorum ya muhteşemler. Diyoruz siz maşallah. Hiç formunuzdan şey kaybetmemişsiniz. Ödül hazır geldi. Ne zamandan beri? Gerçi siz de güzel çalışmışsınız. Yok ben yemek ben sadece yorum yapmak için. Şöyle, ben size dondurma yazmıyorum zaten menüde biliyorsunuz. Dondurmayı evet. Zaten hazır olduğu için zaten ona puan verilmediği için ben onu size daha rahat daha yumuşak yiyebilin diye onun yanına ekledim. Eklemeyi de bilirdim. Sadece baklava da verebilirdim. Tatlı geldi diyorsunuz da dondurmayla biraz daha hafifletebilirdiniz aslında hani böyle. Tatlı. Evet. O yüzden yani yanında geliyor ya. Dondurmayla nasıl daha hafifletebilirdim? Sütlüye biraz daha inip. Kaymak da. Olsaydı hani belki. İçinde kaymak var ya. Kaymak da dondurmayla kaymak dondurmayla dondurma daha hafifletilir yani. O da tatlı. O da tatlı. Dondurma koyarlar ya. Ama o da tatlı, o da havuç, tatlı. Havuç dilimin arasına yoğun. Da koyarlar. Hani var bir yerlerde. Bir samandağ biberi şuraya mesela. tabii. Evet Meral. Ben tatlıyı beğendim. Şekerini de beğendim. Yani böyle tatlılarda, şerbetli tatlılarda o kıvamı tutturabilmek için zaten birebir ölçü konulduğundan dolayı katı olması ve şekerli olması gayet normal. Ben suyunu elinize fazla sağlık. Koydum bu arada. Çok kıvam, dün denediğimde çok koyu oldu böyle. Hı hı. Güzel olmadı. Bugün ona göre daha sıvı yapmaya ve az koymaya çalıştım. Peki. Betül Fatma'ya katılıyor musun abi. Diye soracağım ama. Katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Sana göre şekeri çünkü normal mi? Gayet iyi ve o yüzden dondurma yanında ikram ediliyor ya. Hani amaç o. Evet sen beğendin mi? Ben beğendim. Tatlısı enfesti, güzeldi. Ha, hazır yufka olması da evet olabilir. Hazır yufkayla yapmış olması bir puan kırmayı gerektirmiyor. Tatlısında lezzeti güzeldi, şerbet oranı güzeldi. Yani bir erkek olarak şerbetini orantılamış, ben kendisini yine takdir ediyorum. Hazır yufkadan yapmış, zaten basite kaçmış. Şekerin oranı yüksekti. Çıtırlık vermişti evet. Yani zaten hazır yufkada çıtır olmama ihtimali de yok yani. Evet, gayet güzel olmuş valla. Çıtır çıtır eline sağlık ses diyelim. Ses zaten bakın. Peki hazır mısın? Neye? Puanlara. Anlamaya. Hazırım. Ha, ne isterdin? Bilmiyorum bu aşamada. Olacağız sandım. Roman'ı. Birbirimizi o kadar çok oynattı ki beni. Aa yok artık. Her an bir yerden bir şey çıkacak sanıyorum. Artık gerçekler var. Hazır olun gerçeklere açık oynamadayız. Minimum bence 8 vermeliler. Vermezlerse alamazlar. Kendileri bilirler. Çünkü bütün yemeklerin güzeldi, pişmemiş, çiğ gelen bir şey yoktu. Sadece bir tık böyle tatlarında fazlalık vardı. Evet, yarışmanın ilk günüydü ve de Serkan yarıştı. Şimdi onun yemeklerine puan verme zamanı. Eksik herhangi bir şey yok. Umarım bütün hafta herkesin böyle olur. Masası da tamdı, menüsü de eksiksiz geldi. Dolayısıyla üçler onun arasında bir puan vereceksiniz sevgili yarışmacılar. Sizler puanlarınızı hem düşünür hem yazarken ben de menüsünü hatırlatın. Buyursunlar açabilirsiniz. Kalemlerinizi, tahtalarınızı kaldırın. İlk olarak lebeniye çorbasıyla başladı Serkan'ın menüsü. Ara yemek tabağımızda havuç tarator vardı, salatalıklı. Biber boreni vardı, kuru patlıcan dolması vardı. Ve bir de peynirli nar topları vardı. Ardından ana yemek olarak kremalı, kırmızı soğanlı bir antrikot yedik. Yanında meyhane pilavı eşlik etti. Salatası soya filizli roka salatasıydı. Ve en sonunda da muska tatlısı yanında dondurma eşliğiyle sundu bize. Kapanış yemeğiydi Serkan'ın. Evet. Lütfen puanları yazarken birbirimizin puanına bakmayalım. Herkes kendi önüne konsantre olsun. Yazıldı galiba, kalemler kapandı. Peki, kalemini tekrar açıp da ben bu puandan emin değilim, değiştirmek istiyorum diyen var mı aramızda? Şu an tam zamanı eğer böyle bir kararı olan varsa ya da tereddütü. Değiştirmek isteyen var mı puanını? Hayır. Betül, Meral, Fatma, Ziya, herkes emin. Ne güzel, emin olmak güzel bir şey diyeceğim. Ama ondan evvel tabii ki sana döneceğim. Serkan, kaç puan bekliyorsun? Ben minimum 8 bekliyorum yani. Minimum 8 bekliyorsun. 9-10 da kabulümdür diyorsun. Onlar zaten. İnşallah. Peki 8-9 bekliyor yarışmacı.
İlk olarak Meral'in puanını göreceğiz. Evet Meral, aç ve yüksek sesle söyle lütfen bize puanını. Benim puanım 6. Çok şaşırmanıza gerek yok. Ben hakkaniyetli bir puan verdiğimi düşünüyorum. Karşılamanız ve masa gayet güzeldi. Çorbanızda nohuttan puan kıracağımı söylemiştim. Kırdın mı hazır nohuttan? Evet, hazır nohuttan kırdım. Tatlınızı beğenmiştim. Onda da hazırlık vardı ama ondan kırmadım. Yani baktınız 2 puan yapıyor ama hani ben alamadım. 4 puanı nereden kırdınız? Hani nohut, tatlı hazır. 2-2 mi kırdınız? Şeyiniz vardı, borani ve diğer havuçlu tarator salatayı ben beğenmiştim. İkisini beğenmiştim. Diğeri bana dolma, bana ekşi gelmişti. Narlı topları, peynirli toplarını da tabak tadıma hitap etmişti. Yani bir tabaktaki bütün mezeleri tek tek olarak puan kırdınız? Mesela o domaldan bir, nar toptan bir diye mi kırdınız? Hepsini birlikte 6. Ben düşük buldum herhalde. Nesini düşük buldum? Yani... Ya... Kaç vermem gerekiyordu? Ya bence mesela minimum bir 7 vermeniz gerekiyordu. Yani 7 ise hani nohutla hadi ana ama ana yemekte şey mesela ya. Ana yemekte meyhaneli pilavınız vardı. Evet. Yanında olmamıştı o etiniz. Yani olmaması benim onu bu şekilde size... yorum yapmamıştı Meral Hanım ama. Beğenmişti değil mi? Yerken hani... beğenmişti. Hayır, meyhane pilavını ben meyhane pilavını beğenmedim. Eti beğendim. Salatayı beğendim. Eti şunu beğendim. Soruyorum yani, ben sadece. Ana yemeği beğendiniz. Çok bana göre puan beğendiniz. Niye kırıldı biliyor musunuz? Getirdiğim ürünlerin içerisinde pişmemiş bir ürün varsa, çiğ ya da sert ya da işte bir var olan özelliğinin yanlış dışında bir ürün falan getirdiğinde evet haklısınız kırmakta. Ama getirdiklerim hepsi kıvamında, sadece tadı sizin damağınıza uymuyor. Bu da benim problemim değil. Ben sizin damağınıza göre yemek yapmak zorunda değilim. Ben kendi damağıma göre yap. Peki, beğenirsiniz. Peki devam ediyoruz. Betül'den bir puan gelecek şimdi. Evet Betül, sen de aç ve paylaş bizimle verdiğin puanı. 7 verdim. Kapatabilirsin. Evet, çünkü ben beğenmediğim yerleri söylemiştim. Söylemiştin. Nasıl buldun Betül'ün 7'sini? Daha yani, mı yüksek bekliyordun ondan sanki? Yani 8 bekliyordum. Az buldum. Yani standart 8 bekliyordum. Ben 10 vermek isterdim Serkan'a. Gerçekten hani o konuda sıkıntı yok ama kırdığım noktalar şimdi yerken beğenmediğim şeyi burada hani onu çok sevdim, enerjimiz uyuştu diye. Sevgiler, onu değerlendirirsen zaten panik evet olurdu zaten bu. Öyle olmazdı. Hani adil olmak ya istedim. Ya da acaba boşver aşkım. Masada aşkımla arana giriyorum ama masada şimdi senin onu çok fazla savunduğun yönünde söylemler oldu. Acaba evet çekindin mi? Daha yüksek verecektin ama şimdi benim üzerime muhtemelen gelirler evet, evet diye hayır, bir kırma durumun değil oldu mu? Olmadı. Ben güzel, olmadıysa söyledim. Peki. Beğenmediğim yeri söyledim. Adil olduğumu düşünüyorum. 10 verdiniz zaten. Ben aynen. 10 bekledim. Bir şey diyebilir miyim? Evet. Efendim. Ben 6 verdim. Arada 1 puan var. Betül Hanım 7 verdi. Şimdi benim puanımı beğenmedi. Sanki akla kara gibi. Yok 8 bekliyordum. 7 hani bir kurtarıyor ama 8'den 6 kurtarmıyor bir abla. Yani mesela siz beğendiniz. Neyi kurtarmıyor? Beğendiniz gibi verdiniz. Gelişi, gelişi bu. Gelişi 6 zaten. Bana gelişi 5 zaten diyorsun. Yani gibiydi. Her şeyi beğenmedim değil. Her şeyi beğendiniz 7 verdiniz. Hayır benim midemi bozar dedim. Bu patlıcanda bayat ekşisi var dedim. O kadar yorumum bir tek patlıcanda yaptım. Bayat ekşisi var dedim. Onun dışında her şeyi beğendim. Her şeyi. 9 yani sizden 9 beklerdim. Ben olsam 9 beklerdim. Sen de. Serkan için ama yani 7 değil ben de sanki senden bir 8 gelir ben diyor. Ben beklerdim ama ben. Sen yani ne yani çıtlattı ama sorun değil. Bu kadar da çıtlamadı. Yani burası daha şey olmadı. Çıtlattı yani diyorsun. Yani çok değil ciddi bir koali sorun var yani şu anda artık tam net emin oldum. Aa, hayır evet şimdi beğenmediğim ben şeyi söylüyorum. Ben bayat ekşisi dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Bayat ekşisini de anlayamadım zaten. Evet. Bir tek. Zuhal Hanım anlamadınız da ben hiç anlamadım. Betül Hanım bir tek bayat ekşisi diye sadece dolmaya yorum yaptı. Onun dışında her şeyi beğendi ve hepsini çok beğendi. Neyi yanlış? Yanmayan biber yanlış dediniz onu da evet. Peki. Hayır, bana devam denk geldi size gelmiş. Öyle uygun ama görmüş. Olmayabilir. Bakalım uyanık Fatma'dan görmüş. Asıl Fatma'nın puanına bir bakalım bakalım. Evet Fatma şaşırt bizi. Şaşırtayım. Şöyle benim puanım Serkan Bey'e 6. Kapatabilirsin. Ziya'nın puanını göreceğiz son olarak. Evet Ziya, son puan da senden gelsin lütfen. Benim puanım 7. Adil bir puan. Yani güzel. Evet. Senden 6 bak beklerdim. Ben de beklerdim. Değil mi? Şaşırttı. Şöyle. Şaşırttı. Bu sefer şaşırttı. Evet. Yani ben aslında yaptığım yorumlarda çok hepsinde Serkan Bey kendisi de katıldı benim yorumlarıma. Evet. Hı-hı.
Ben sadece ufak tefek kırdığım şeyler nohuttu vesaireydi. İşte tatlı, güzel ama el açması olabilirdi gibi şeylerden kırdım. Anladım. Bana göre ideali yediydi. Peki. Beklemiyordu bence benden yedi. Evet, beklemiyordum. Eline emeğine sağlık. Yarın kim geliyor? Hadi bakalım Meral. Göreceğiz bir şey. Meral Hanım. Serkan Bey'den çok korkuyorum. Ben onu bile kendimi değirmenden çevirdi diye soracağım. Ama hayır. Kıracağım ayağını. Yarını kaçırmayın. İyi akşamlar.